HDI Sigorta, Aygün Özipek'le Ters Köşe'yi sunar. HDI Sigorta, HDI Sigorta. Radyo Spor'dan, Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek. Saatlerimiz 10.01'i gösteriyor. Yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Biliyorsun hafta içerisinde olduğu gibi gündeme dair soru, görüş ve önerileriniz için 0212-363-0434 numaralı telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okumaya çalışacağım. Ama tabii konu başlıklarından önce isterseniz şöyle 33. haftanın maçlarına şöyle bir göz atalım. Biliyorsunuz Frankfurt Antalya Spor kendi evinde Beşiktaş'a 3-1 mağlup oldu. Adana Demirspor evinde Koren'den Alanya Spor'u 4-2 ile geçti. Gaziantep Futbol Kulübü ve Atakaş Hatay maçlarını biliyorsunuz 3-0 hükmen geçiyor. Hangi Kredi Ümraniye Spor evinde Demirgrup Sivas Spor'u 4-1 ile yendi. Arabam.Konya Spor Yukatel Kayseri Spor'la 2-2 berabere kaldı. Dün akşam en çok merak edilen maçlarından bir tanesi biri olan ve şampiyonluğu etkileyen maçta Biteksen Giresun Spor orada Fenerbahçe 1-1 beraber kaldı. Günün programına baktığımız zaman saat 8'de 20'de iki tane maç gözüküyor. Trabzonspor, Ankara Gücü ve Gaziantep, Galatasaray, Medipol, Başakşehir maçları gözüküyor. Günün programına baktığımızda akşam 8'de iki maç var. Evet, şöyle bir gündeme bakalım. Nedir gündemden önce tabii Spor Toto 1. Lig'de bitimi altı hafta kala Süper Lig'de çıkmayı garantileyen Samsunspor gözünü puan rekoruna dikmişken son maç öncesinde kupasına resmen kavuştu. 19 Mayıs stadında düzenlenen törende sanatçılar da biliyorsunuz o törende yer aldı. Özellikle İrem Derici sahne aldı. Tribünleri coşturdu. Tüm takım zaferi dolayısıyla kutladı. Bir kez daha Samsun Spor'a, Samsun şehrine, bütün Samsun sporlara hoş geldin demek istiyorum. Konyaaltı Belediyesi kadın handbol takımı EHFŞ Avrupa Kupası finalinin rövanş maçında konuk ettiği İspanyol ekibi Atletico Guardes'i 33-20 yenerek kupanın sahibi oldu. Sultanlar Ligi final serisi ilk maçında Fenerbahçe Opet Eczacıbaşı Dynamit'i 3-1 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti. Bu sonuçta Eczacıbaşı Dynamit bu sezon Sultanlar Ligi'ndeki ilk mağlubiyetini almış oldu. Günaydın. Günaydın Aygün abi. Merhaba, kimle görüşüyorum? Buyurun Niyazi. Saygılar, iyi haftalar. Sağ olun, saygı bizde. Fenerbahçe basketbol Olimpiyankos'a karşısında aldı galibiyetten. İnşallah 3. seriyi de alır, finale çıkar. Hı hı. Aygın abi, şunu sormak istiyorum ya. Beşiktaş-Fenerbahçe maçında yani bir hata yapan hakem Halil Ümitmeleri bugünkü Galatasaray Başakşehir maçına 2 hafta 3 hafta dinlendirdikten sonra ödül olarak vermeleri sizin hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani normal bir şey mi yani? Bu Futbol Federasyonu'nun yaptığı, MHK'nin yaptığı hata değil mi yani? Peki. Hakeme ödül niteliğinde bir şey oluyor yani. O zaman bizim hakemlerimiz hep hata yapsınlar. Desinler ki yapıyoruz hata, bizi ödüllendiriyorlar. Bu konu hakkında merak ediyorum. Bu konu hakkında zaten birazdan Sayın dün akşam Erman Hoca'ya dinledim. Ali Fuat Doğatepe'nin de çok önemli bazı açıklamaları var hakemlerle ilgili. Mesela bugünkü maçın hakemi için bile Lale Orta'nın, bakın daha maç oynanmamış arkadaşlar, Lale Orta'nın gözlemcileri arayarak hakeme yüksek puan ver dediğini iddia ediyorlar. Bunlar çok vahim iddialar. Daha maç oynanmamış. Evet. Evet, hakem belki de maçı katledecek. Belki de maçı katledecek Galatasaray açısından veya Başakşehir açısından. Ama dünden itibaren bu konu çok dolaşıyor. Ya hakikaten Türk futbolu içinden çıkılmaz bir noktaya geldi. Evet, doğru söylüyorsunuz. Aygın abi, ben şunu merak ediyorum. Ben yaşım 50'ye giriyorum. Ya Türkiye'de nice futbolcularımız geçmiş. Bu futbolu adamış, antrenörlerimiz var. Ya neden iş adamları Futbol Federasyonu Başkanı oluyor? Ya da bir üst kişinin adını atarak onu bizim takımlarımız seçiyorlar. Yani neden kendi bu kadar mı aciziz? Kendi içimizden bir tane 84 milyon için, doğru söylüyorsun ve sporun içinden bir tane kişi bulamıyoruz. Kendi içimizden doğru. Yani ben böyle bir şey iddia etmek istemiyorum. Üst kişinin iddia ettiği kişiyi getiriyorlar. Yani kukla gibi seçiyoruz yani. Ya burada değerli futbolcu abilerimiz var. Antrenörlerimiz var ya. Artık onlar da masaya yumruğunu koysunlar. Yani bu Mehmet Ekşi'nin Lale Orta'nın yapacağı bir şey. Her sene aynı şeyi radyoya bağlanarak, herkes aynı şeyi tartışarak devam ediyoruz. Senelerdir aynı şey. Mehmet Büyükekşi bence beyefendi, güzel bir insan ama Futbol Federasyonu yapacak bir kişi değil. Peki. Artık yani bu yeni sezonda
futbol içinden gelen birini seçsinler. Peki, teşekkürler. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağ ol. Görüşmek üzere. Evet, zorlu randevu bir bir sona ererken hakem Bahattin Şimşek maçı bitiren düdüğüyle saha ortasında tansiyon iyice yükseldi. Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydın'la Giresunspor oyuncular arasında yaşanan gerilim türene kadar devam etti. Süper Lig'in 30. haftası Fenerbahçe Giresun deplasmanında çok önemli bir kayıp yaşadı. Son haftalarda aldığı sonuçlar ve lider Galatasaray'ın puan kaybetmesinin ardından şampiyonluk yolunda umutlarını arttıran sarı lacivertler yeşil beyazlar karşısında 2-0 20'de 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Bir dinleyicimiz varmış. Günaydın. Alo. Tahmin ediyorum hattan düştü. Mitchubas Şuay'ın penaltısıyla soyunma odasına 1-0 önde giden Kanarya 68'de Bay için golünü engel olamadı. Kalan dakikalardan sonra gol sesi çıkmayınca mücadele 1-1 sona erdi ve Fenerbahçe zirve yolunda ağır bir yara almış oldu. Karşılaşma hakemi Bahattin Şimşek'in düdüğü çalmasıyla birlikte saha bir anda saha içerisinde gerilim bir anda arttı. Günaydın. Günaydın. Günaydın Ergin abi. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Merhabalar, İstanbul'dan Fırat ben. Buyurun Fırat Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Fenerbahçe taraftarıyım. Hı hı. İyi de bir Fenerbahçe taraftarı olduğumu düşünüyorum. Hı hı. Hakemlerin tarafından da gerçekten haksızlığa uğradığımızı düşünüyorum. Ama dün için aynı şeyi söyleyemeyeceğim abi. Artık gerçekten de sabrımız taştı dün. Eski amatör bir futbolcuyum. Yaklaşık 8-9 sene amatör olarak futbol oynadım belli takımlarda. Bir 4-5 senedir de abi bıraktım futbolu. 2 ay idman yapayım. Aygün abi çok büyük konuşuyorum. 2 ay idman yapayım. Rossi kadar oynarım. Ben bunu düşünüyorum. Her topu alıyor. Kilo kaç? Abi kilo biraz artar. O konuya geçeyim. O zaman 2 ay değilsin. 22 ay idman yapman lazım. 2 ay yetmez mi diyorsun abi? Yetmez. 64. Ya abi tabii ki orada bir abartı var ama yani işin şakası ironi oldu. İroni yaptı doğru. İroni yapıyorum ama yani aldığı her topu aldığı oyuncuya geri veriyor abi. Yani hiçbir variyete yok. Hiçbir yaratıcılık yok. Ve bu Rossi'yi hoca çok tutuyor. Ve 90 dakika sahada kalıyor. Yani ben dün maçı izledim mesela. Çıkması gerekenlerden ilk kişi Rossi'ydi mesela baktığın zaman. Kesinlikle ben de aynı şeyi düşündüm. Bak şu ayı ben olsam çıkartmazdım. Ne bileyim Öner Valencia'yı evet. Tutabildiğin kadar tutacaksın. Yani çok kaliteli. Emre Mor gibi çok önemli direkt kaleye giden silahın var. Niye oynatmıyorsun onu? Ne bileyim yani abi, kafalarda bir sürü sorular var. Evet, bir de şunu düşünüyorum. Hocanın çok istikrarsız bir hoca olduğunu düşünüyorum. Mesela bunu sırf Rossi'de ya da Emre Mor'da değil çoğu oyuncu da yaptı. İsmail'i 5 maç 11 oynatıp sonraki 7 maç oyuna dahi almadı. Aynı şeyi Emre Mor'a yapıyor. 2-3 maç oynuyor. İsmail'in sarı kartı vardı. Hani belki İsmail'in ikinci sarıyı görmesin risk ortamı. Orta sahada biraz daha eksik kalmayayım diye düşünmüş olabilir çıkartma anlamında. Yok yok abi, çıkmasından bahsetmiyorum. Çıkartabilir. Şundan bahsediyorum. Daha önceden hatırla, İsmail 11 oynattığı 4-5 maç üzerine 6-7 maç kadroya almadı. Ya Arda hiç oynatmadı, sonra direkt ilk 11'de koydu. Arka evet, aynı şey Emre Mor'a yapıyor şimdi de. Yani hiç oyuna da iyi almıyor. Yani şu Rossi Emre Mor'dan daha mı iyi? Yani bunu artık herkes görüyor. Başlarda diyordum ki ya bir bildiği vardır. Koskoca Jorge Jesus diyordum. Yani adam Avrupa'nın önemli takımlarını çalıştırmış. Ama artık bu tez de çürüyor. Yani demek ki Jorge Jesus da olsa bir hata yapabiliyor. Yani demek ki takıntıları var. Bilemiyorum. Peki, çok teşekkürler. Fırat. Kısa bir ara verelim. Aradan sonra telefon almaya devam edeceğiz. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Evet, saatlerimiz 10.13'ü gösteriyor. Günaydın. Alo, günaydın. Günaydın. Merhaba. Aygün Bey. Merhaba. Merhabalar. İyi haftalar, iyi yayınlar. Sağ olun. Salı gününden beri düşürmeye kimle çalışıyorum. Kimle görüşüyoruz? Antalya'dan Vakkas ben. Buyurun Vakkas Bey, hoş geldiniz. Salı gününden beri zor düşürdüm. İki konuya değinmek buyurun, istiyorum. Buyurun. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben bir eski Galatasaraylıyım. Bu yönetim ve Okan Buruk olduğu sürece Galatasaraylı formasını giymeyeceğim dedim. Giymiyorum. Ben Fenerbahçelilerden çok istiyorum. Fenerbahçe şampiyon olsun ama onlar da olmamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Hı hı. Ben anlamadım bu işten, bir şey anlamadım. Şimdi salı günü
Dursun Özbek çıkmış. Diyor ki her basın toplantısında herkes diyor bizimle uğraşıyor. Şimdi Fenerbahçe Barcelona ile mi uğraşacak? Beşiktaş Manchester City ile mi uğraşacak? Bu Türkiye Ligi'nde herkes tabii ki birbiriyle uğraşacak. Herkes birbirini yenmeye çalışacak. Kimi küme düşmemek için, kimi şampiyon olmak için, kimi Avrupa'ya gitmek için tabii ki herkes birbirini yenmek isteyecek. Doğru mu yanlış mı Aygün Bey? Tabii birbirini yenmek isteyecek, doğru. Yani şimdi Türkiye Ligi'nde oynayan bir takım gidip Avrupa'da bir takımla uğraşacak hali yok. Kendi liginde oynayan bir takımla uğraşmak zorunda. Ki başarılı olmak zorunda. Başarılı olmak için uğraşıyorlar. Bir ikincisi de Özgür Bey'in programına bağlandı. Beşiktaş Disiplin Kurulu Başkanı ismini unuttum. Bunlar yanlış şeyler, onu söyleyelim. Yani bu camialara yakışmayacak cümleler bunlar. Bilmiyorum. Yani yayını dinlemediği için bir şey demiyorum. Bilgi varsa. Bilgi, ama şimdi bu konuyu kapatalım. O bağlanan kişiyi bağlar. Biz farklı konuları konuşalım. Bunlar konuşulmaması gereken konular. Buyurun Bakkas Bey. Başka yani bir şey var mı? Üzüldüm yani. Başka bir şey. Yanlış cümleler, onu söyleyeyim. Tabii ki yanlış cümleler bunlar. Ben başarılı olmasını çok istiyorum. Peki. Ben Okan Buruk'un Galatasaray'da başarılı olmasını istemiyorum. Peki. Dursun Özbey'in Galatasaray'da başarılı olmasını istemiyorum. 59 yaşındayım, ben bildim bileli Galatasaraylıyım. Ama maalesef bunların yüzünden Galatasaraylıyım demiyorum. Adana Demirsporluyum diyorum. Onları peki destekliyorum. Peki, görüşmek üzere. Peki. Kendinize çok iyi bakın. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar. Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkürler. Evet, karşılaşma biliyorsunuz çok maç sonunda çok gergin devam etti. İşte hakemin düdüğüyle beraber saha içerisinde bir anda karman çorman oldu. Hatta koridorlara kadar kaçan taşan olaylar var. Zaten orada kameralar var. Bakalım sevkler ne olacak, cümleler ne olacak, hakem raporları, gözlemci raporları ne olacak, ama çok olayların soyunma odalarında, koridorlarında da devam ettiğini, tartışmaların çok fazla alevlendiğini, polislerin olaylar içerisinde insanları sakinleştirmeye çalıştığını söyleyebiliriz. Zaten mücadele esnasında da zaman zaman iki takım arasında gerginlikler yaşandı. Özellikle pozisyona baktığımız zaman İrfan Hoca'nın pozisyonu, demin Mert'le de konuşuyordum yayından sonra, İrfan Hoca'nın orada hareketi yapmaması gerekirdi. Yani o say zaten gergin. Bence başlama noktalarının en başında oydu. İrfan Hoca'nın tam böyle topu bacağını açması, arkaya gitmesi topun. Belki daha sonra, yok işte dün akşam bir televizyon kanalında bağlandı, işte İngilizce şunları söyledim falan. İngilizce konuşmuş olduk, cümleleri de tekrar anlatarak çok üst düzey İngilizce bildiğini bir kez daha İrfan Hoca'nın öğrenmiş olduk. Teşekkür ederiz İrfan Hoca'mıza. Ama İrfan Buz'la Osay Samuel arasında yaşanan gerginlik tansiyonun yükselmesine sebep oldu ve olaylar çok farklı noktalara geldi. Günaydın. Alo. Günaydın. Günaydın Aygün abi. Kim? Mehmet. Buyurun Mehmet Bey. Abi şöyle söyleyeyim. İşim gereği bir 4-5 hafta kadar sizi dinleyemedim maalesef ama. Mehmet kardeşimiz oradan nerede diyedik. Hatta dün Batı'ya soruyordum. Dün diyecektim de. Mehmet kardeş abi, nerede diyecektim. Batı da abi dedi, arayamadı. Belki de düşünemiyor dedi. Bak Batı, gördün mü? Hayırdır, ne işin bu 4-5 haftadır izlemedin, dinlemedin? Yok şöyle. Hani sizi dinleyemediğim için mutlu olmadım abi. Üzgündüm. Programa kaçırdığım için ama abi spordan uzak kaldım. Dinleyicilerden uzak kaldım. Dün İstanbul'a geldim. Abi dünden sonra bugün arasında abi neler olmuş, neler bitmiş yani. Futbol fena diyorsun yani. Karman abi çorman zirve yarışı. Böyle bir şey olamaz abi ya. Zirve yarışı karman çorman oldu. Ne Fenerbahçe arka arkaya kendisine altın tepsili uzatılan şampiyon, ben istemem sen al diye rakibine veriyor. Bakalım rakibi ne yapacak? Abi, aradan Beşiktaş mı çıkacak acaba? Ben de çok merak ediyorum. Abi biz diyoruz ki buyur Sayın Fenerbahçe sen al. Fenerbahçe diyor ki yok siz alın. Abi aradan ben de şöyle tahmin ediyorum. Beşiktaş çıkacak. Böyle sessiz sedasız. Selamünaleyküm biz çıkacak gibi geliyor abi. Bu ikisi birbirini yerken diyorsun Beşiktaş aradan çıkacak, bir bakmışlar Kupa Beşiktaş'ın elinde. Abi ben bir şey söyleyeyim mi? Galatasaray'ın bu akşam mutlak kazanması gerekiyor. Eğer Galatasaray bu akşam bir puan alırsa ya da muhalefet olursa ben Galatasaray'ın 3. olacağını düşünüyorum. Ya şunu sana söyleyeyim. Giresun'u yenemiyorsan şampiyon olamayacaksın. Başakşehir'i yenemiyorsan şampiyon olamayacaksın. Yani mutlak kazanması cümleleri yanlış. Evet. Açık söyleyeyim. Yenemiyorsan şampiyon olamazsın. Abi, olmayacaksın vallahi. O zaman yeneceksin, çıkıp yeneceksin, hakemi de yeneceksin, rakibi de yeneceksin, anladın mı demek istediğimi? Ne abi, varsa hepsini yeneceksin abi. Şu hakem yanma olayı
Nedense bir tek bizim ülkemizde var. Evet. Yani rakibi yenmemiz gerekirken... Patonga mı? Neydi orada ya? Bir ülke vardı. Neresiydi orası? Patonga gireyim abi. Neydi? Patonga mıydı? Neydi? Patonya mıydı? Bakmam lazım evet. Bir tane. Patagonya mıydı? Neydi? Öyle bir şey vardı. Orada bile yoktur bu hakemi yenme olayı. Abi valla Papua Yeni Gine biliyorsun. Ha Papua Yeni Gine. Ha bravo. Evet. Yani Afrika Papua Yeni Gine'de bile. Ellerinde mızrak var abi adamların ama bunlarla uğraşmıyorlardır muhtemelen. Vallahi bilmiyorum abi. Artık şampiyon olacak kim Papua olacak. Papua Yeni Gine doğru valla. Yani ligin artık bir an önce bitmesi lazım çünkü insanlar birbirine girecekler abi. Maalesef çok maalesef yazık. Maalesef. Gerçekten çok yazık abi. Peki. Teşekkür ederim. Sevgili Mehmet sağ ol. Programın ikinci bölümünde zaten Ömer Faruk hocamız da görüşeceğiz. Çünkü dün akşam Ömer hocamı da dinledim. Çok önemli bilgiler aktardı. Dün akşam Erman Toralı, bir iki gündür Erman hoca zaten ajanspor.com sitesinde de okuyabilirsin. Erman Toralı'nın Ali Fuat Bey'in de yaptığı açıklamalar var. Lale Orta'nın hakemlerle işte gözlemcileri arayıp puanların yükseltmesi konusunda istekleri var. Yükseltmeyenlere maç vermediği gözlemcilik yapmadığı inanılmaz şeyler yaşanıyor ya. Bu akşamki maçın hakeminin bile puanının şimdiden yüksek tutulması yerinde gözlemcilerin alanında konuşuluyor. Nereye gidiyoruz ya? Nereye gidiyoruz? Ne yapmaya çalışılıyor? Ya sağdaki insanların alın terlerine günah değil mi ya? Ne yapmaya çalışıyorsunuz ya? Günaydın. Günaydın, iyi yayınlar. Teşekkürler. Ankara'dan arıyorum. Fenerbahçe taraftarıyım. İsmim Mustafa. Buyurun Mustafa Bey. Ben geçen hafta maçtan önce aramıştım Giresun maçında yine ne izleyeceğiz, nasıl bir maç izleyeceğiz diye. Hakikaten öyle bir maç izledik. Fenerbahçe gene hani ne yaptığını bilmeyen mi diyeyim artık. Yani bir şampiyon olmak isteyen takımın oyuncuları gibi hareket etmiyorlar. Evet, ben evet, onu görüyorum. Evet, yani bir direnç, kaleci İrfan dışındakilerde yani bir Zalay, yılların Zalay oynadığı mevkide oynayan yani o bile hata yapıyor. Yani nasıl ben anlamıyorum. O pozisyon ama bence de offside ya. Ya şimdi şöyle, bizde o kadar kolay pozisyonları offside'ımsı diye çözemiyorlar. Bu pozisyonu ben çözeceklerini zaten varın umuyorum yani, imkansız. Orada bilerek var çizgisi diyor. Çizilmesi Ahmet gerekirdi. Ahmet Tekar bile bilerek vurdu o sayı diyor. Bilerek uzaklaştırmak istedi. Top ondan sonra diyor rakip oyuncuya geçti diyor. Yani bir eski hakem bile bunu söylüyorsa ben varın oturan hakemlerin gidip doğruyu bulacağına inanmıyorum zaten. Yani orada az önce dediniz Galatasaray Başakşehir'i yenemiyorsa, Fenerbahçe Giresun'u yenemiyorsa olmasın şampiyonlar. Yani hani hakem hataları, hani bizim ülkede hakeme rağmen kelimesini kullanıyoruz. Hakeme rağmen hani ama, yeneceksin. Ama düşen takım yani Giresun ve siz onun ya öndeyken tutamıyorsunuz galibiyetinizi ya da goller kaçırıyorsunuz kaleciyle karşı karşıya. Yani Salahi'nin pozisyonu olsun, Crespo son saniyede gidip garip bir vuruş yaptı. Hani beklemediğimiz pas vereceğine vuruş yaptı. Hani ben böyle giderse Fenerbahçe hani mucizelere kalmış gibi görüyorum şampiyonluğu. Yani bugünkü maçı da Galatasaray kendi sahasında kazanması normal olur. Puan kaybetmesi anormal olur. Hani bilmiyorum ama bu son şeyi, finali getirecek şeyler, stresi kaldırabilen oyuncuların olduğu takımlar şeyi götürecek bence. Finali götürecek yani, şampiyonluğu alacak. Hani stresli maçın son anını soğukkanlı kalanlar. Yani hakeme o stresi atlatanlar diyorsun. O stresi atlatanlar. Evet, evet, hakem sayesinde değil de hakem siz kazansın yani ya da kaybetsin, ben öyle söyleyeyim. Hakemin hatasıyla değil de yani bir açıklama yapıldı Fenerbahçe, herkes onu garip diye karşıladı ama orada kendine değil de bütün takımlara adaletli yaklaşılması son haftaya girerken diye anlatılıyor. Orada Galatasaray baskı altına almaya çalışıyor falan diye açıklama yapmış da hani Giresun maçın hakemini bence hiç baskı altında kalmış gibi de yönetmedi. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Ama Fenerbahçe'nin kaybetmemesi gereken bir maç. Yani bu maçı kaybetmemesi gerekiyordu. Bu maçta puan kaybetmemesi gereken. Bir berabere kaldı da puan kaybetti sonuçta. Hani yenilseydi bir şey, bir puan değişir miydi bilmiyorum da hani berabere kalması da benim için yenilgi gibi bir Tabii canım, şampiyonluk yarışında 2 puan kaybediyorsun bir yandan. Sadece şunu belirteceğim. Hani taraftar başka takımların şeyini yapmasın. Gitsin kendi takımını şey yapsın. Yani gidip Galatasaray'ın sevincini orada kullanmasın. Kendi sevincini kullansın. Maç sonunda hiç o şeyler yaşanmadı. Evet. Yani biz izleyemedik yayıncı kuruluştan da. Yani kaleci genç bir İrfan bile ben Giresun'dan bir daha geçmek istemiyorum dedirtecek kadar bir olay yaşadıysa hani o da diyor tebrik ederim diyor takımı.
Ama diyor bu davranışı anlayamıyorum diyor. Ben de anlayamıyorum. Fenerbahçe'ye bu kadar düşmanlığın neden yapıldığını anlayamıyorum diyor İrfan. İşte ben bakın hakem açıklamalarını az önce söylediniz. Gidip gözlemcinin raporunu değiştirmesini talep etmek. Bildiğimiz bu duyulan ortaya çıkan duymadıklarımız neler, neler var? Yani bir de Lale Orta sizi arayan olursa deyip mesaj attı diye haberlerde çıkmıştı. Yani kendi arıyor şimdi. Yani işte ne kadar bir enteresan spor dünyası içinde yaşadığımızı buradan çıkaralım. Ben başka bir şey demiyorum. Peki. Çok teşekkürler. Kendinize bakın. Evet, saatlerimiz 10.24'ü gösteriyor. Dinleyici almaya devam ediyoruz. Tabii ki Twitter'a da ve Instagram'a da gelen mesajları da söyleyelim. Aygün abi günaydın. Beşiktaş'ın şampiyon olduğu sene Ali Koç bazı isimleri suçlamış. Şimdi kim kimi suçlayacak demiş. Semih Gelgeç yazmış mesajı Twitter'dan. Devam edelim. Dinleyici de almaya devam edeceğimiz belirtelim. 0212 363 0434 numara telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Şu an hatta bir dinleyicimiz var. Günaydın. Günaydın Aygün abi. Merhaba. Merhabalar. Hakan ben. Buyurun Hakan, hoş geldiniz. Altay taraftarı. Hoş geldin Hakan kardeşim. Kardeşim. Vallahi abi dün çok kritik bir galibiyet aldık. Ben buradan başkanımıza, Ayhan başkanımıza, Ayhan Dündar'a teşekkür etmek istiyorum. Bir de abi iyi ki Marco Pajua gibi golcümüz var. Yani bir adam bir takımı ligde nasıl tutabilir ya? Bu kadar hani acayip bir etkisi var adamın takıma. 101. golünü attı dün. Yani biz çok şanslıyız ki onun gibi bir forvete sahibiz abi. İnşallah bu ligde kalacağız diye düşünüyorum. Allah'ın izniyle senin de görüşlerini düşünüyorum aslında. Özellikle iki camia, ben hem Altay camiası olsun hem de Göztepe camiası olsun, hakikaten İzmir'in köklü kulüpleri bunlar, biliyorsun. Bunda, bu camiaların Süper Lig'de olmasını hep isteyenim. Ben bir de biliyorsun eski Yeni Asırcıyım. Yani İzmir'de Yeni Asır gazetesinde çalışmış olan bir kişiyim. Hem Altay olsun hem Göztepe olsun hem Karşıyak olsun, öyle söyleyeyim. Ayrı bir bağlılığım vardır. Bir de aynı zamanda bize çarşambalı günleri bağlanan Hakan Can da biliyorsun iyi de bir Altay taraftarıdır. Üzerinde Altay forması da vardır biliyorsunuz sosyal medya hesabında. Evet, Altay iyi bir çıkış yakaladı. İnşallah küme kalma anlamında söylüyorsun. 3-0 bitti değil mi maç? Alo. Alo. Sesin geliyor. 3-0 bitti değil mi? Yanlış hatırlamıyorum değil mi? 3-0. Evet, Aygün abi. 3-0. 3-0 bitti işte. Ama dediğimiz gibi yani kolay değil. İşi zor ama dediğimiz gibi inşallah gene o Mustafa Denizli'nin takımı gene Süper Lig'e çıkar. Gene biz o sevdiğimiz, özlediğimiz Altay'ı izleriz. İnşallah. Bir de son bir şey söyleyeceğim abi. O gün Altın'a Dubandırma maçındaydım. Güvenlik görevlisiydim. Var Halil Umut Bey'le maçtan önce görüşmüştük. Hocam inşallah güzel bir maç yönetirsiniz. Gayet de gülümsedim. Gülümsedi ama gayet... maç gördüğün gibi ne oldu? Ya işte maç sonunda hatta düdüğünü, sarı kartını, kırmızı kartını verecekti bana. Ama ben Halil Umut Mener'in bir hatası olduğunu düşünmüyorum o maçta Aygün abi. Ya o maçta... Çünkü biz VAR'ın yanındaydık. Hocam ben tam göremiyorum dedi VAR'daki ne kulaklıklar. Ben tam göremiyorum hocam dedi. Arkadan mı temas var? Tamam, arkadan temas varsa tamam o zaman dedi. Ama sonra o arkadan da temas yok ki yani. Nasıl göremiyorsun orada VAR? Ya, VAR'ı göremiyorum cümlesi olur mu Allah aşkına ya? Biz tam yanındaydık Halil Umut Meleğin. Bak şimdi şu cümleyi söylüyorsa olarak. Bak bu çok önemli. Kayıtlarda vardır kesin. Senin söylediğine de inanıyorum sevgili kardeşim ama VAR'ı göremiyorum ne demek ya? Temas varsa vardır. Sen VAR diyorsan vardır cümlesi olur mu ya? Orada kararı hakem verecek. Hatta VAR kayıtları belki çıkar ya da çıkmaz. %100 çıkar. %100 çıkar. VAR'ı göremiyorum cümlesi olur mu ya? Şimdi... Orada öyle bir kelime kullanıldı çünkü biz hani güvenlik olarak VAR'ın etrafındaydık. Hı-hı. Orada öyle konuşuyordu Halil Hoca. Ya ben tam buradan kestiremedim. Arkadan mı temas var? Tamam ben de şimdi öyle görüyorum gibi böyle konuşmalar oldu. Hani tam anlamıyla resmen VAR... Peki bak şimdi bak. VAR'ı göremiyorum diyen hoca bu akşam hangi maçı yönetiyor? Galatasaray Başakşehir. Pozisyonu göremiyorum diyen hoca Galatasaray Başakşehir maçına yönetiyor. VAR kayıtları o zaman dinlenmiyor. Ya da dinleniyorsa yani, dinleniyorsa da çok ciddiye alınmıyor. Hatta biz güvenliğiz maç içinde pozisyonu izledik. Alakası yok pek penaltıyla. Bir anda penaltı deyince şaşırdık. Allah nasıl bir penaltı bu ya? Bak şimdi bak kendimize. Bu akşam şampiyonluğun belki en önemli maçlarından birine çıkacak Ali Umut Meler. Maçın hakemi. Abi, Nefsi Tadında Galatasaray Başakşehir maçın hakemi Ali Umut Meler.
İnşallah iyi bir maç yönetir de hani çok saçma bir maç oldu yani o maçta Altınordu Bandırma maçında. O maçtaki hani o maçtaki pozisyon söylemiş olduğu cümle bu akşam bakalım yarın ne konuşacağız merak ediyorum. O maça o pozisyona kadar çok iyi maç yönetti bana göre de işte ama o pozisyon o finali yapamadı o finalde biliyorsun koskoca bir camiayı playoff'tan etti. Yani onu demeye çalışıyorum. Abi özellikle izleyeceğim bu akşam maçı ya. Çok merak ettim. Şimdi senin söylemenden sonra milyonlar da senin cümlenden sonra özellikle bu akşam izleyecek. Bak net sana söyleyeyim. Bak var kayıtları çıksın öyle. Yani ben dibindeydim. Yani aramızda 15-20 santim var. Halil Umut'a özellikle dinliyorum. Hocam ben tam kestiremedim ama evet arkadan sanki bir pozisyon var, bir ayak teması varmış gibi. Tamam ben de şimdi gördüm hocam. Tamam evet değil mi? Ayak teması var. Ha, böyle bir şey olur mu ya? Ve ondan sonra da bir camiayı camiayı playoff denetti. Biz de elimizde de cep telefonu pozisyona bakıyoruz. Hani yayıncı kuruluşun pozisyonuna bakıyoruz. Hiç Allah penaltıyla alakası yok diyoruz. Özellikle öyle durumda müdahalesin hocam iyice bak falan filan. Yandan bir baksanıza ya ben olsam bakarım hocam. Bak tam net göremedin galiba falan derim yani. Hocam öyle de şimdi Aygın abi öyle desen sana ne kardeşim sen güvenlik sen işine bak sen adam orada bozar bizi bu sefer. İyi de bozuyor da bunlar da Türk futbolunu bozuyor. Onu da söyleyelim. Bunlar da Türk futbolunu bozuyor. Altınordu'nun yardımcı antrenörü bile pozisyonu izledi ki tüp ve penaltıyla alakası yok diyor adam. Sonra penaltı verilince adam havalara uçuyor. Öyle bir penaltı diyor. Yani öyle bir maç oldu. Allah yardımcımız olsun. Acayip bir maç. Allah yardımcımız olsun. Peki. Amin. Teşekkürler. Amin. Kısa bir ara aradan sonra ters köşe devam edecek. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le ters köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Evet saatlerimiz 10.33'ü gösteriyor. Bugün biraz daha uzattık çünkü biliyorsunuz geçen hafta işte yarım saat tutuyorsun bizler bağlanamıyoruz diye çok fazla tepki vardı. Bugün bir 40-45'e kadar dinleyici alacağız. Günaydın. Aygün abi günaydın iyi yayınlar. Teşekkürler. Kimle görüşüyoruz? Eyüp ben Ankara'dan arıyorum. Ankara Gücü taraftarıyım. Buyurun Eyüp Bey hoş geldiniz. O kadar kişi aradı Ankara'dan hep Fenerbahçeliyiz diyorlar. Biz arayalım Ankara'nın sahibi olmak. Biz bağlanalım. Ama Ankara Gücü de sarılacak biliyorsun renkler. Evet. Ama Ankara Gücü. Biliyorum canım bir şey demedim. Buyurun. Aygün abi şimdi ben dünkü maçı izledim. Hı-hı. Şimdi evet Giresun'un attığı golde offside var. Yalnız Fenerbahçe penaltıdan gol attı. Onun haricinde herhangi bir mücadele göremedim ben sahada. Doğru. Şimdi suçu sadece işte offside'de değildi muhabbeti yapmak yerine. Yani şampiyonla oynayan şu anda Beşiktaş Fener Galatasaray. Ama bunlar da puan kaybetmeni sağlayan etkenler oluşmuyor mu? Şimdi tabii ki etkenler oluşturuyor ama şöyle de bir empati yapmak lazım. Yani sahada o mücadele var mı? Şampiyonluğu isteyen bir ruh var mı? Ben Galatasaray maçlarını da izliyorum mesela. Galatasaray canla dişle mücadele ediyorlar. Ama Fenerbahçe'de bu görünmüyor. Beşiktaş'ta mesela Şenol Hoca geldikten sonra aynı hırs aynı mücadele Beşiktaş'ta da var şu anda. Ama Jesus tamam geçmişi iyi bir hoca olabilir. Ama bence Fenerbahçe başkanına yapmış olduğu sorumluluk bende siz karışamazsınız diye bir geçmişte yapmış olduğu bir hareket vardı. Bence Fenerbahçe ondan sonra şampiyonluğu kaybetti. Anladım. Diye düşünüyorum. Peki. Ekleyeceğiniz başka bir şey var mı? Söyleyeceğiniz bir şey var mı? Türkiye Kupası ne olur? Onu sorayım size. Tabii şimdi içeride oynayacak Fenerbahçe. İlk maç çok kötü bir maçtı. Ben söyleyeyim Sivas maçı. Sivas-Fenerbahçe maçı pozisyon açısından pozisyon olmadı, yaşanmadı bir maçtı. Fenerbahçe açısından mı söylüyorsun, Ankara Gücü açısından mı? Biz finaldeyiz zaten. Biz finalde Fenerbahçe'yi istiyoruz o yüzden. İki sarı lacivertli renkler diyorsun, mücadele aynen etsin diyorsun ama tabii aynen şimdi oynanması gereken bir 90 dakika var. Onu da söyleyelim. Daha Fenerbahçe turu geçmedi, Sivas'ta turu kaybetmedi. Saraçoğlu'nda bir maç daha var. Tabii ki Fenerbahçe'nin şu andaki en büyük hedeflerinden bir tanesi Ziraat Türkiye Kupası kalmış oldu. Ligde biraz çünkü darbe yemiş oldu sevgili Eyüp Bey. İki sarı lacivertlerin mücadelesi olur mu olmaz mı? Biri sarı lacivert Ankara Gücü Sivas mı olur? Bir şey diyemiyorum ama hak eden inşallah kazanır diyelim. Öyle diyelim. Doğru mu? İnşallah. Aygün abi. Kazanan ama sarı lacivert olacak. Onu da söyleyeyim. Evet. Eğer olursa öyle olursa. Doğru mu? Şimdi doğrudur. Hı. Şimdi aklıma geldi. Geçen aradığımda
olduğum yerdeyim şu anda, Eskişehir yolundayım. Ben Başakşehir Fenerbahçe maçından sonra ki pardon Ahmet Kitenci ile ilgili bir şeyler söylemiştim size, hatırlamıştım. Evet, doğru hatırlamıştınız. Evet. Hatırladım. Ama o cümleleri söylememiş. Ama o cümleler söylenmemiş, bilginiz olsun. Cümleler söylenmemiş ama Ahmet Kitenci'nin Başakşehir'le ilgisi var mı? Onu yok, şu anda hiçbir ilgisi yok, tamamen Fenerbahçe'yle ilgisi var. Şunu söyleyeyim, o çok tehlikeli bir cümleydi biliyorsunuz. Onu söylenmemiş olan bir cümleyi söylenmiş gibi söylemek ve Sayın Cumhurbaşkanı isminin kullanılması yanlıştı o cümlede, biliyorsunuz. Doğru mu Eyüp Bey? Evet. Sonra raporlarda bunun söylenmediği ortaya çıktı. Bakın bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu konulara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Değil mi? Tabii ki. Şimdi dün TRT'de dinledim. Dünkü Fenerbahçe maçının gözlemcisi daha önceki maçlarda da yine aynı gözlemciymiş. Bütün olaylar nedense bu gözlemcinin olduğu yerlerde çıkıyormuş diye bir söylentiler vardı. Bilmiyorum ne kadar doğru ne kadar şey. Serkan Tokat. Ya bu zaten evet. Ekleyeceğim bir şey var mı sevgili Eyüp Bey? Yok. Çok teşekkürler. Kendinize bakın. Size de iyi çalışmalar dileyim. Yani şimdi artık ligin bitmesine kaç hafta kaldı? 3 hafta, 5 hafta kaldı. 4 hafta sonra normalde baktığımız zaman 37. hafta Fenerbahçe şey açısından söylüyorum. Yani Galatasaray Fenerbahçe açısından söylüyorum. Çünkü biliyorsun onlar son haftalara hükmen geçecekler. Hem Antep hem de Hatay maçları var. Yani iki takım açısından baktığımız zaman, şampiyonluk mücadelesine baktığımız zaman 33. haftadan itibaren şampiyonluk anlamında bir şey kalmamış olacak. Belki küme düşme mücadelesi anlamında ne olur ne biter bilemiyorum. Ama şunu söylememde fayda var. Bu hakemlerle, bu federasyon başkanıyla, bu MHK topluluğuyla bu lig önümüzdeki sene çekilmez. Gitmez. Günaydın. Günaydın Aygün abi. İyi merhaba. Merhaba. Abi bu arada telefonlarımı açmıyorsunuz fazla. Yok, yoğunluktan var. Şu anda biliyorum orada abi. 3 kişi var. Hepsi bir biliyorum hat açmaya abi. Çalışıyor. Söyleyeyim. Biliyorum abi. Tayyip ben. Mert kardeşim de geldi radyo trafikten. Hoş geldi. Buyurun. Alo. Abi öyle bir şey ki artık bizi futboldan emin olun soğutmaya başladı. Ülke olarak zaten zor bir süreçten geçiyoruz. İşte kaos var, şu var, bu var. Ya futbol bizi rahatlatması gerekirken bir de o üstüne 30 biber ekiyor. Yani şimdi dün karşılaşmada ben karşılaşmayı izleyemedim. Daha sonrasında özetini izledim ama daha pozisyonu görür görmez ben o gol at herhalde o gidesin gol at. 7 ve 9 yani, numaralı iki futbolcu. Abi yani ben daha pozisyonu televizyon ekranından görür görmez net ofsayt olduğunu gördüm. Yani bunu var neden karışma. Tamam Fenerbahçe kötü oynuyor. Bunu kabul ediyoruz. Hayır, orada çizgi çizilmesi lazım. Çizgi de çizilmedi maalesef. Çizgi çizilmesi lazım. Yani bu bir tek Fenerbahçe için değil abi. Yani her hafta hakem hataları. İşte o maçta bir hafta Galatasaray maçında oluyor. Bir hafta Galatasaray lehine, bir hafta Galatasaray lehine. Aynı şekilde bir sonraki hafta Beşiktaş Fenerbahçe. Yani artık böyle inanır mısın taraftarı futboldan soğutmaya başladılar. Yani şimdi önümüzdeki sene acaba yayıncı kuruluş kaç para verecek? Yani bu bilmiyorum. Bunu artık bir hakemler yani bir çözüm de bulmak çok zor. Bence tamamen temizlenmiş. Önümüzdeki sene bu 115'in herhalde 60-65'e iner. Sevgili hakemler de hak etmedikleri yüksek paraları inşallah 3'te 1 fiyatına inenler de hak ettikleri rakamı alırlar. Yani şu anda bir hakemin aylık kazancı 100 bin liranın üzerinde, 150 bin liranın üzerinde. İnşallah asgari ücretin altına inerler de biraz akılları başlarına gelir. Yani abi bu kadar şimdi önceden tamam var yokken en azından diyorduk ki ya hakem görmedi. Ama bu var gerçekten bence bu ülkede kaldırılmalı abi. Çünkü en azından o zaman öyle kendimizi avutabiliyoruz. Bir de bu var sistemine kulüpler para ödüyor biliyorsun değil mi? Yani var sistemi olmadan önce diyorduk ya hakem görmedi insandır diyorduk ama. Hakemler şimdi hata yapardır diyorduk. Var geldi gözümüz açıldı. Gözümüzün açıldığını fark edince varı devre dışı bıraktı hakemler. Yani çok kötü. Önümüzdeki sene de ya bu böyle önümüzdeki sene de böyle devam edecek. Yani bu sistem, bu hakemler, bu federasyon olduğu sürece önümüzdeki sene de aynı şekilde devam edecek. Fenerbahçe olarak üzgünüz tabii ki. Elimize geçen fırsatları hep kaçırıyoruz. Dün de kaçırdık. Bu akşam ben Galatasaray'ın favori olduğunu düşünüyorum. Yani Galatasaray bu akşam zaten karşılaşmayı kazanırsa artık %90'larda şampiyon olduğunu düşünüyorum. Aynen. Artık tek hedef Türkiye Kupası kaldı. İnşallah onu alırız.
Bir de ben önümüzdeki sene şu an Jesus'u ne kadar eleştirirsek eleştirelim, yani Jesus da inşallah devam eder diyorum Aygün abi. Çünkü her sene aynı şeyi yapıyoruz. Sayın Başkan gelinden beri 5 yıl oldu. Gelen hoca 10 tane 15 tane futbolcu alıyor. Şimdi Jesus'un yerine başka bir hoca geldiği takdirde, yani işte bu Jesus'un aldığı futbolcular gidecek. Yeni o futbolcu alacak. Yani bilmiyorum, inşallah Jesus'la devam eder. Ben hatta Jesus'la devam ederse önümüzdeki sene başarılı olacağını düşünüyorum. Çünkü garip bir şey oldu Dünya Kupası arasından sonra Jesus'la da. Ama ben önümüzdeki sene inşallah Jesus'la devam eder diyorum. Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum abi. Ben devam edeceğinden aynı düşünceliyim. Devam etmesi gerektiğini söylüyorum. Ne olursa olsun devam etmesi gerekiyor. Bence de ne olursa olsun devam. Hatta şöyle, Fenerbahçe bu sene çok da başarısız değil aslında abi. Yani daha da çok ekstra puanlar kazandı. Fenerbahçe Avrupa'da şu an Türkiye Kupası'nda devam ediyor. Ligde de az da olsa şans devam ediyor. Yani 3 kulvarda da birçok yani iyi noktaya geldi diyelim. Hı-hı. Ben öyle düşünüyorum. Peki. Çok teşekkürler. Görüşürüz abi. İyi yayınlar. Evet, son bir dinleyici alalım. Ondan sonra artık programın ikinci bölümüne geçeceğimizi belirtelim. Son dinleyicimizi alacağız. Bugünüm zaten programını söylemiştim. Akşam 8'de biliyorsunuz iki tane maç var. Hem Galatasaray Başakşehir mücadelesi var ki şampiyonluk yarışını çok yakından ilgilendiren bir mücadele. Öte yandan da Trabzonspor'da Ankara Gücü'yle karşı karşıya gelecek. Bielisa ilk galibiyeti peşinde olacak. Bordo Mavililerin Akyaz'daki yeni hocalarıyla tanışma maçına çıkacağını belirtelim. Günaydın. Günaydınlar, iyi yayınlar. Teşekkürler, kimle görüşüyoruz? Ekrem benimsin. Buyurun Ekrem Bey, hoş geldiniz. Sabahtan beri arkadaşları dinliyorum. Çok güzel hakem değerlendirme, takım değerlendirme yapılıyor ama asıl bizim konuşmamız gereken sanki futbol altyapı, futbol akademileri olmalı gibi geliyor bana Aygün abi. Kaç senedir, Ekrem kaç yaşındasın Ekrem Bey? 41. 41 senedir bunu duyuyor musunuz? 41 senedir bunu duymuyorum. Son 3 senedir bu işte çok istibatlı olduğum için. 12 yaşında bir çocuğum var. Allah 9 yaşından beri İstanbul'daki Süper Lig, şimdi ismini söylemek istemiyorum, Süper Lig akademilerinden bir tanesinde 2 sene, bu senede bir sene olmak için 3 senedir bu işin peşinde koşuyorum. Yani normalde hani futbolcular, işte yerli futbolcular ünlü oluyorlar, işte para kazanıyor falan, ama bunun alt tarafını, yani arka planı kimse bilmiyor. Ya bu o kadar zorlu bir süreç ki, yani hem maddi anlamda hem manevi anlamda, yani inanılmaz zor bir süreç. Daha önce bilmiyorum hani kimse anlattı mı, yani sabah çocuğunuz okula gidiyor, okuldan çıkıyor. Anlattılar, yaşanan sıkıntıları anlattılar. Orada hatta işte bazı ailelerin çocuklarının kontenjan tanındığını, yani yöneticime yakın insanların hep konuşuldu. İşte onu diyorum sana, 41 senedir Ekrem Bey. Yanlış söyledim mi Ekrem, değil mi? Yanlış söylemedim. Ekrem, evet. Ekrem Bey, siz 41 yaşındayım dediniz. Evet. Ben doğduğumdan beri, hadi diyelim ki 8-10 yaşı diyeyim ben de. Ben de herhalde bir 50 senedir bunu duyuyorum yani. Altyapı duyuyoruz. Akademileri duyuyoruz. Her gelen federasyon, evet, başkanı bunları yapacağız diyor, onu yapacağız diyor. Ortada bir şey var mı? Yok. Ya yeni double pass diye bir şey açıklandı. Belki duymuşsunuzdur. Yani bütün altyapı akademi hocalarını topladılar. Ya bizim ülkemizdeki şey hani toplantı yapıp anlatıp uygulanmasını beklemek ya. Zaten bu olmaz. Ya benim şu an bulunduğum akademinin belki İstanbul'daki en iyi akademi tesislerine sahip. Bizim 7-8 tane sahamız var ve yanımızda A takımın sahası var. A takımın sahası yaklaşık 5-6 dönümlük yeşil ve ultra kaliteli Şampiyonlar Ligi ayarında bir çim saha. Bu çim sahanın 5'te 1'ini A takım kullanıyor ve geri kalanı full boş. Hı-hı. Yani devamlı haftanın 3-4 gün antrenmanı gittiğimizde orayı görüyoruz. Hı-hı. Şimdi bu çim sahada boş alanda, yani bizim çocuklarımız da oraya ayak basamadı. Basamazlar zaten büyük ihtimal. Ben onu göremem yani. Hani 60 yaşında olsam göremem ama. Şimdi biz uluslararası turnuvaya gidiyoruz. Atıyorum işte şehirler arası turnuvaya gidiyoruz. Antalya'ydı, Yalova'ydı vesaire. İşte buralarda yurt dışından takımlar geliyor ya Aygün abi. Hı hı hı. Şimdi ilk 5 dakika kafa kafaya oynuyoruz. Benim çocuğum aslan, onun çocuğu aslan, kaleci aslan. 5 dakika sonra çocuklar böyle far görmüş tavşan gibi kalıyorlar. Allah Allah, niye kalıyorsunuz abi, ne oldu yani? Ya çocuğumla dertleşiyorum, diyorum ki oğlum ne oldu? Yani ben seni hani iyi eğittiğimi düşünüyorum. Yani haftanın 5 günü 6 günü antrenman yapıyorum. Hı hı hı. Baba diyor, en güzel kramponu da alsan, bana en güzel eğitimi de versen, sen o çim sahaya gel benimle ayak bas. Ben ayağımı bastığım an o çimden ayağım geri çıkmıyor. Çünkü ağır zemin ve ben buna alışık değilim. Beni halı sahada antrenman yaptırıyorsun, diyorsun ki çim sahada futbol oyunu. Ben bunu yapamam. Adam çim sahada top oynuyor. Aygün abi, yani doğru. Adam haftanın 5 günü çim sahada antrenman yapıyor. Kas yapısı, hızlı, esnekliği,
buna göre gelişiyor. Sonra diyorsun ki benim çocuğuma gel bununla yarış. Öyle bir şey yok Aydın abi. Doğru söylüyorsun. Ekrem Bey çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Evet, kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra artık programın ikinci bölümüne geçeceğimizi belirtelim. Çok kısa bir reklam aramız var. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Evet, saatlerimiz 10.49'u gösteriyor. Telefon bölümünü kapattık. Şu an hattımızda Hürriyet Gazetesi'nin Fenerbahçe muhabiri ve yazarı sevgili Süleyman Arat var. Sayın Arat, yanımıza hoş geldiniz. Çok teşekkürler sevgili Aygün. İyi yayınlar. Dinleyen herkese de sağlıklı bir hafta diliyorum. Sözlerine evet, başlarken. Şunu söylemek lazım. Şampiyon olmak istiyorsan Giresun'u da yeneceksin. Atıyorum X takımı da yeneceksin. Tabii. Y takımı da yeneceksin. Z takımı da yeneceksin. Oradan başlayalım. Fenerbahçe'de neler kötü gitti? Fenerbahçe neden kazanamadı? Bu maç Jesus'a mı yazar? Neden söylersin? Vallahi herkese yazar, onu söyleyebilirim. Yani çünkü o kadar dün ruhsuz bir takım sahada vardı ki gerçekten ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Yani yıldız tablosu yapıyorum. İki yıldız verecek kadar kaliteli oynayan bir oyuncu dahi bulamadım. Yani o kadar vasatın altında oynadılar. Oysa böyle kritik ve kırılma maçında insan tabii ki sahada böyle canla başla oynayan, çok isteyen, rakibi ısıran, bir sıfırı yakalamışken 2-3'ü bulmak için uğraşan bir takım görüntüsü bekliyor ama maalesef göremedik onu. Bu sene biraz lig böyle geçiyor. Yani umulmadık maçlarda umulmadık skorlar alınıyor. Şaşırtıcı yani Beşiktaş'ın mesela Trabzon maçında oynadığı, son Antalya maçında oynadığı, Galatasaray'ın kaybettiği puanlarda sergilediği futbollar falan. Yani böyle ligin sonuna geldikçe, yani şampiyonluk yarışında hırslanması gerekirken futbolcuların sanki bir gevşeme dönemi yaşanıyor gibi. Ama bunun en belirgin ve en çarpıcı örneğini Fenerbahçe'de görüyoruz. Yani çekirge bir sıçrar, iki sıçrar, üç sıçrar diyorduk ya, işte dördüncü de sıçrayamadı. Evet. Herkes bekledi dün 90 artı dakikalarda gol geleceğini. 90 artı 10'a kadar ciddi gol pozisyonları kaçırdı yine. Zaten son uzatma dakikalarına sakladı adeta baskılı oyununu. Ondan önce hiçbir şey yoktu yani, böyle ne kaçan gol var, ne baskılı bir oyun var. Teslim olmuş bir Fenerbahçe gördük yani, şaka gibi arkadaş yani. Yani ben dün akşam maç bittikten sonra bir grup arkadaşla birlikte seyretmiştik maçı. Onlara dedim ki yarın konuşulacak konu Osterwalde'nin devre arasındaki transferi ve Abubakar'ın alınmayışı. Herkes bunu konuşacak dedim. Neticede kiminle karşılaşsam hepsi aynısını söyledi. Sosyal medyada Twitter'ı gezindim. Orada da herkes aynı şeyi yazıyor. İşte paraları 7 milyon euroya verdiler Osterwalde'yi aldılar. Niye oynatmıyorlar diye, doğru. Oynatmıyorlar. Onun yerine Abubakar'ı alsalardı şimdi şampiyonduk falan diye. Yani ama benim en çarpıcı olarak gördüğüm bu bir şey, yani dedik ya böyle ruh yok dün akşamki takımda. Maçı kazanacak, maçı domine edecek liderin olmaması bence sahaya bu şekilde yansıyor. Yani takımda lider pozisyonda oynayacak oyuncu yok. Yani nasıl diyeyim, bir yani geçmiş yıllarda gördüğümüz bir Volkan Demirel örneği. Kaleci olmasına rağmen takımda ne kadar lider nosyonu olan bir biraz bunu Mert yapmaya çalışıyor. Mert Hakan Yandaş yapmaya çalışıyor. Herkes bir kere, her şeyden önce Mert'in taraftarla ipleri kopuk durumda. Yani önce iyi futbol oynayacak. Kendini çok sevdirecek. Ondan sonra bu işler olur. Yani iyi oynamadan takımın abisi olunmuyor. Onu demek istiyorum. Yani şimdi bir oyuncu profili çizelim şöyle kafamızda. Çok güçlü karakteri var. Çok takıma hakim. Öt öt yapıyor ama kötü oynuyor. Taraftar bu adamı sevmez. Buna inanmaz. Hareketlerinde şey bulur. Aynı şeyi maalesef onda Mert Hakan Yandaş'ta görüyoruz. Tabii Jesus'a yazar dedik ya bu en başta. Birinci sıraya ben Jesus'u koyuyorum. Yani Jesus'a yazar derken o kadar oynuyor ki kadroyla. Yani artık cılkını çıkarttı yani. Ben yine de Fenerbahçe'nin Jesus'la devam etmesi ve istikrar tarafındayım. Aynen. Ama sanıyorum bu iş koptu. Bence bir daha düzelmeyecek. Çünkü taraftarla arası da koptu Jesus'un. En çok eleştirilen, şimdi sosyal medyada geziniyorum. Nabzı tutuyorum. Fenerbahçelilerle telefonla görüşüyorum. Arkadaşlarımız, dostlarımızla. Hepsi aynısını söylüyor. İşte yok onu oynatıyor, bunda ısrar ediyor falan. Yani herkes Jesus'u tartışıyor. O da bu enerji, negatif enerjiyi üzerine alıyordur. Fenerbahçe ile bence bağları koptu. Bundan sonra dikiş tutmaz diye düşünüyorum. Ama tabii ki yönetim kalmasını istemesi lazım. Taraftarın aslında Jesus'un kalmasını istemesi lazım. Her sene bir teknik adam değişikliğiyle bu iş yürümez. Ha diyeceksin ki bana, kafanda bir teknik adam var mı? Jesus giderse benim kafamda var. Hani geçen sefer söyledim ya, sen ısrar ettin, ben cevabını vermedim sana. Bir sonraki yayında söylerim demiştim. Bir sonraki yayında da unuttuk, onu söylemedik. Evet, şimdi söyleyelim. Evet, kafamda bir teknik adam var ama onun da Fenerbahçe'ye
zamana ihtiyacı var yani şimdi. Bu birinci yani tek banko Volkan Demirel diyorum. Yani Fenerbahçe'ye teknik adam olarak illa bunu yaşayacak Fenerbahçe. Volkan Demirel teknik direktörlüğünü yaşayacak. Ama şu sıralar olabilir mi onu bilemiyorum. Çünkü Volkan Demirel netice itibariyle genç bir teknik adam. Henüz kendine kanıtlama evresinden geçiyor. Hoş depremde Hatay Spor için yaptıkları onun ne kadar sağlam karakterli, ne kadar ahlaklı olduğunu gösterdi. Ne kadar işte Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı bile artık Volkan Demirel'e zamanında ettiği küfürlerden üzüldüğünü ve utandığını söylemeye başladılar. Ve her ben Hatay'a 23 Nisan'da oradaydım, bayramı orada geçirdim. Orada ona olan sevgiyi gördük. İşte arkasında bütün Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon, Beşiktaş bütün bayraklar sallanıyordu. Çünkü 23 Nisan'da çocuklara özgürce istedikleri takımı tutsunlar diye özgürce bayrak sunmuşlar. Herkes kendi tuttuğu takımı bayrağını aldı. Ve bir çadırda, çok dev bir çadırda bir şampiyonluk şöleni düzenlenmişti. Orada Volkan Demirel'in arkasında siyah beyaz, sarı lacivert, sarı kırmızı, bordo mavi ve Hatay Spor'un renklerinin olduğu bayrakları gördük. Yani bu şunu gösteriyor ki herkes tarafından sevilen bir karakter haline dönüştü. Depremin fenomeni oldu yani. İkon karakteri oldu aslında. Tabii istemediğimiz birçok insanın hayatını kaybetti. Tabii, orada tabii, Hatay'a bizi yönlendiren özellikle Gökhan evet. Zan ve Volkan Demirel oradaki çünkü felaketi en kısa sürede aktaran kişiler olduğunu da bir kez daha belirtelim. Doğru söylüyorsunuz. Evet. Tabii onun ardından da elini çekmedi oradan. Aynen. İşte ben bunu yazdım. Hatay Başkanı söyledi bana bizatihi. Dedi ki yani evden çıkarken kızları onu göndermek istemiyor. Sen yine Hatay'a gidiyorsun baba değil mi diye. O da mecburen diyormuş ki yok Hatay'a değil başka bir işim var evladım. Yurt dışına gideceğim veya işte başka bir yere gidiyorum şeklinde. Söyleyerek Hatay'a gidiyor ama Hatay'a gitmekten vazgeçmiyor. Haftada bir veya iki defa mutlaka Hatay'a gidiyor. Hem takımla alakalı hem oradaki organizasyonlara katılarak hem de halka moral vererek şeyini liderlik vasfını hala orada devam ettiriyor. Yani şunu demek istiyorum. Takımı da toparlaması lazım yavaş yavaş. Tabii, ayağa kaldırmaları lazım. Geçen hafta Avrupa'da olduğunu biliyorum. Almanya'ya gittiğini iki tane oyuncu seçmek için. Yani şunu demek istiyorum. Fenerbahçe'ye böyle bir adam lazım. Böyle üst takımı domine edecek, karakterli taraftar tarafından inanılan, sevilen bir teknik adam lazım tabii eğer Jesus gidecekse. Ama şimdi Volkan Demirel de şimdi 9 yıllık hasreti olan bir Fenerbahçe acaba Volkan Demirel'i de yer mi? Çünkü erken mi anlamında söylüyorsun? Erken anlamında söylüyorum. Erken olabilir çünkü o kadar büyük şampiyonluk hasreti var ki burada en küçük başarısızlığa Fenerbahçe taraftarının tahammülü yok. Öyle olunca da Volkan Demirel'e de yazık olabilir tabii ki. Yani acaba bir sene bir şampiyonluk yaşasa Fenerbahçe onun ardından Volkan Demirel gelse o rahatlamış taraftar psikolojisiyle çok daha rahat ve çok daha çabuk başarılı olacağına inanıyorum ama bu kaos ortamında kim gelse yutar durumda. Fenerbahçe'de onun için Volkan'a da acıyorum açıkçası. Zamanında gelmeli bence. Evet, hattımızda Hürriyet Gazetesi'nin Fenerbahçe muhabir ve yazarı sevgili Süleyman Arat var. Oyuncu değişikliklerinden sonra Fenerbahçe'nin biraz daha geriye gittiğini görüyoruz. Yani dün bu hatayı, bununla ilgili neler söylersen öyle sana söyleyeyim. Bundan iki hafta önce böyle aynı şeyi yapmıştım İstanbulspor maçıyla alakalı. İki puanı kaybettiren 5 hata diye onların içinde bu da vardı. Yani ezbere 60. dakikada 3 oyuncu 4 oyuncu değiştirme çok akıllıca gelmiyor bana. Yani biz aslında bu kuyuya biz de taş attık. Çünkü sezonun başında Fenerbahçe iyiye giderken o çizgi ofsayt defansı oynarken de bu rotasyonlar puanları getirirken biz de dedik ki yani 3 oyuncu değiştiriyor işte cesurca bunu çıkartıyor onu sokuyor helal olsun dedik yani itiraf edelim bunu ben değil sadece bütün gazeteci arkadaşlarımız dedi bütün yorumcular dedi ama şimdi görüyoruz ki işleyen bir orada çark var takım sahaya adapte olmuş durumda sen oradan 3 tane oyuncuyu 4 tane oyuncuyu özellikle orta saha mevkiinden ve forvetten aldığınız zaman bir o oyuncular maça ısınana kadar maç bitiyor açıkçası. Ondan sonra kaybedilen puanlara yanıyorsun. Yani bence bir oyuncu veya iki oyuncu veya 45'te değiştirmek lazım içerideyken. Ondan sonra hamleleri bu şekilde yapmak lazım. Türkiye'de futbol farklı oynanıyor. Yani Avrupa ligleriyle kıyaslamamak lazım. O yüzden mesela ben Jesus'un verdiği sübliminal mesajları görüyorum. Çünkü diyor ki bu ligde bazı anlayamadığım şeyler var. Türkiye'de bazı şeyleri anlayamıyorum. İşte burada insanların mantalitesi şöyle işliyor falan gibi. Bunların hepsi bana
Türkiye'yi çok sevmediğine, Türkiye'de futbolun işleyişini, yönetilişini çok fazla beğenmediğine anlatan kelimeler olarak benim kulağıma giriyor. Ama burada şunu söyleyeyim Süleyman, yani o kadar çok hata var ki hakemler evet. önünden, çok hatalar yapıldığından dolayı şimdi. O da onu söylüyor zaten. Yani o, bu kadar hata Avrupa'da hangi ligde yapılıyordur? Yani hiç baktık mı? Yani izliyoruz maçları, izliyoruz. Kör evet. değiliz hepimiz yani. Bakıyoruz, görüyoruz, okuyoruz. Yurt dışı medyasına da bakıyoruz. Ya bu kadar çok evet. hakemin, MHK'nin, federasyonun konuşulduğu bir ülke yok. Yok, evet, orada da çok hatalar oluyor ama bizdeki kadar değil. Bizde her hafta gündem var. Bir de biz Şamaroğlu'na çeviriyoruz hakemleri, Türkiye Futbol Federasyonu'nu. Yani Şamaroğlu'na çevirerek ibreyi kendimize çevirmek istiyoruz. Böyle bir taktik anlayışı özellikle son yıllarda çok böyle ayyuka çıktı. Maç başlamadan önce işte hakem konuşuyoruz. Onu getirdiler, biz bunu istedik de onun şey yaptılar. Bu hakemle 4 maç kazandı, 6 maç kaybetti. Bu adamın ne yapacağını zaten önceden biliyoruz. Dikkatli olsunlar, bak görecekler günleri. Bunlar da hakemleri de etki altına alıyor. Zaten hakem profilimiz kötü, çok kaliteli değil. Bir de bu baskılar da onları zaten daha da kötü hale getiriyor ve hata yapmaya zorluyor açıkçası. Sevgili Süleyman, bir ara verelim istersen. Saatlerimiz 11'e geldi çünkü. 11'den sonra bir reklam aramız var. Kısa bir aramız var. Ondan sonra seninle sohbetimiz devam edecek. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet, saatlerimiz 11'i gösteriyor. Hattımızda Hürriyet Gazetesi'nin Fenerbahçe muhabir ve yazarı sevgili Süleyman Arat var. Şampiyonluk zora girdi mi? Vallahi zora girdi. Laf kelimesi bile az geliyor bana yani. Bu dakikadan sonra matematiksel olarak var ama yani bilmiyorum matematiğe. Oynanan futbol açısından yok. Yok. Hiç yok hem de. Dün yani bunu gördük sahaya. İsteksiz bir Fenerbahçe'de çıkması matematik hesaplarını da bir kenara böyle attı. Şimdi birisine desen ki ama öyle değil mi? Matematik olarak hala şansı vardı. Sen ağzıma tokadı yerim yani o insandan. Çünkü insanların şeyi kalmadı. Şevki kalmadı, umudu kalmadı. Umudu kalmadı. Aynen. Ben korkarım ki bu Giresun karşısında alınan beraberlik ve şampiyonluk umutlarının derin bir yara alması kupaya da sirayet edebilir. O nedenle Ziraat Türkiye Kupası'na da söylüyorsun. Ziraat Türkiye Kupası'na da, çünkü orada da çok önemli, Sivas'ta bir maç oynayacak. O da kritik bir hale geldiğini düşünüyorum ben. Hiç olmazsa bir kupayla taçlandırması sezonu. Çünkü ikincilik de gidecek gibi gözüküyor. Yani şu an zaten Beşiktaş öne geçti. İşte Fenerbahçe bu Trabzonspor'la oynayacak. Fenerbahçe Galatasaray'la oynayacak. Bu iki zor maçta puan kaybetme ihtimali de olabilir tabii yani. Bunlar hep hesapların içinde. Böyle baktığınız zaman ama Beşiktaş'ın maç fazlasını olduğunu söyleyelim sevgili Süleyman. İşte o da Fenerbahçe'nin avantajı ama yani netice itibariyle Beşiktaş zaten bu noktaya gelene kadar, şimdi oradan biraz daha geriye alarak istersen ki cümleyi bağlayayım ben. Şöyle diyelim, Abubakar yani bu transferler, ara transferler yapılana kadar Beşiktaş'ın şampiyonlukta %1 bile şansı yoktu. %1 bile şansı yoktu. Ama Şenol Güneş'in dokunuşlarıyla Abubakar olsun, Onur olsun, daha Maxim olsun, alınan yapılan yani eksik bölgelere yapılan transferlerle Beşiktaş bir atak yaşadı ve şampiyonluk şansını o %1'den şu an %30 civarlarına getirdi. Aynı dönemde Fenerbahçe devre arasında bir hamle yapamadı. İstenilen golcüyü alamadı. Onun yerine 7 milyon euroya Osterwald'ı aldı. O bir büyük hataydı. Çünkü Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan bölge orası değildi. Tabii ki oraya da ihtiyacı var. Ben Osterwald'ı da yerin dibine geçirmek istemiyorum. Çünkü genç bir oyuncu. Belki bizi utandıracaktır. Önümüzdeki yıl oynayacağı maçlarda göstereceği performansla. Belki de bütün Avrupa takımlarının radarında olacaktır. O da Napoli'ye gidecektir veya ne bileyim daha üst takımlara gidebilecektir. Ama şöyle baktığın zaman Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan bu sene şampiyonluksa eğer, bu şampiyonluğu karşılayacak bir transfer santrafor noktasına olmalıydı. Osterwald'ı da alırsan gelecek transferi olarak kenarda tutarsın. Para yetmiyorsa onu bir sonraki sene alırsın. Önceliğine bakman lazım. Öncelik olarak senin santrafor alman lazım. Bunu bütün taraftarlar istiyor. Bazen taraftar baskısı bile adama transfer yaptırır. Taraftar baskısı bile adama oyuncu değiştirir. Taraftar baskısı bile 11'de değişiklikler yaptırır. Sana bu kadar transfer konusunda baskı geldi. Abubakar'ı al, ondan sonra boştaydı adam yani Beşiktaş. Belki gelirdi, gelmezdi onu bilemiyorum ama görüşmediğini bile belirtti Fenerbahçe cephesi. Bu bir hata bence. Santrafor noktasında bir hamle yapılmalıydı. O hamle gelmeyince şampiyonlukta yavaş yavaş işte görüyorsunuz gol sıkıntısıyla. Şimdi Fenerbahçe'nin forvetlerine bakalım. Ne King, ne Valencia, ne Pedro, bunların hiçbirine, Batshuayi hiçbir Fenerbahçe'nin aradığı nokta santrafor değil. Yani topu kalenin içine yuvarlayacak isimler değil. Bazıları forvet arkası oyuncusu.
bazıları da kanat oyuncusu, bunu hepimiz biliyoruz. Santrforu yok Fenerbahçe'nin. Dolayısıyla da mutlaka bir golcü alması gerekiyordu. Orada büyük bir hata yaptı. Parasını bence golcüye yatırması. Ben de aynı düşünüyorum. Böyle, hata yapıldı. Transfer hatası yapıldı. Doğru. Transfer hatası yapıldı. Samet konusunda da mesela çok ciddi hatalar yapıldı. Samet'in, ben oyunculuğuna bir şey demiyorum. Ama Jesus büyük hata yaptı. Yani bu kadar ısrarın anlamı yok Samet'te. Şimdi oyuncu hata yapıyor. Oyuncu taraftarın önüne atıyorsun sürekli onu oynatarak. Bu kadar gerekli bir alternatif olmayan birisi olsa derim ki hani burada bu mevkide oynayabilecek başka hiç kimse yok. Ama Serdar Aziz'in var senin elinde. Yani iki hafta dinlendirsen Samet'i, hem Samet kendine gelecek, hem de Fenerbahçe defansı aksamayacak. Oysa Samet'e ısrar. Adam zaten demoralize, hata yapmaya yöneliyor. Oynadığı futbol tartışılır hale geliyor. Hem Samet'e yazık ediyorsun, hem Fenerbahçe'ye yazık ediyorsun. Doğru. Atilla Salah'ı bir hafta oynamadı. Antrenmansız maç eksiği var. Çat diye bu maçta yine koydun. Yani burayı Samet Serdar Aziz yapsaydın bence daha mantıklı olurdu. Nitekim Atilla Salah'ın yaptığı hatayla gol geldi ve Fenerbahçe şampiyonluk yarışında çok derin bir yara aldı. Bunlar bence Jesus'un hataları. Yani tabii futbolda hatalar var muhakkak ki, ama bu kadar kör gözüm parmağı olursa o zaman da taraftarlar teknik direktörüne saygı duyduğu, daha düne kadar büyük saygı duyduğu teknik direktörünü de eleştirir hale geliyorlar. Bence Fenerbahçe'nin teknik direktörde ısrar etmesi lazım, ama Jesus'un da bu inatçı kafasından vazgeçmesi lazım. Yani iki tarafın da törpüleyerek yola devam etmesi lazım, eğer olacaksa bu evlilik. Adem Muhçu demiş ki günaydın abi, Süleyman Bey'in yorumlarını beğeniyorum. Instagram mesajlarını okumaya başladım arkadaşlar. Süleyman Bey'in yorumlarını beğeniyorum. Yalnız sezon sonu Jesus gitsin yeter artık, sen kendi evlatlarına güvenemezsen bu hale gidesin. Ali Koç bu hatayı iki kere yaptı demiş. Jesus'un gitmesini istemiş. Yusuf Yel, günaydın Aygün abi. Çağrı İsmail Kartal demiş mesela Yusuf Yel. Ben bu dakikadan sonra olacağına ihtimal vermiyorum. Maalesef öyle o. Her sene İsmail Kartal konuşulmaya başlıyor. Evet. Bu dönemlerde. Özgür Akay, dünyanın en güzel yerinden selamlar. Handball'daki ilk Avrupa şampiyonluğumuzu getiren Konyaaltı Belediyespor'un meleklerini tebrik ediyorum. Mete Kalkavan çok hak yiyor. Dikkat etsin, out'a giden topa korner verdi. Dünkü pozisyonla ilgili, Fenerbahçe'nin yemiş olduğu pozisyon, yediği golle ilgili neler söylersin? Sevgili Aygün, onu da bak söyleyecektim aslında, unuttum. Yani biz o pozisyonda gazeteci olarak da taraftar olarak da çok tecrübeli değiliz, açık söyleyeyim. Bunu futbolun bir de her dakika devam eden bir İFAP'ta değişim kuralları var. Kuralları var. Orada ona yetişememişiz anladığım kadarıyla. Bunu itiraf ediyorum. Çünkü şöyle bir detay ortaya çıktı. Sadece orada kesin olsaydı da gözüküyor. Ama biz ne dedik? Yani futbol yazan insanlar olarak bile ne dedik? Salah'ı topa dokunduğu için olsaydı bozdu. Ama sonra meğerse o değişen İFA kurallarında ne diyormuş, ayakla dokunuyor yoksa kontrolü mü kontrolsüz mü gibilerinde şeye bakılıyormuş, ona göre bir offside durumu söz konusu, çizginin çizilmesi gerektiğini söylüyor tüm hakem otoritelere. Yani bizim görüşümüz, bizim düşüncemiz pozisyon ve pozisyonun sonrasında Atilla Salah'ın topa dokundu ve offside'i bozdu. Ama o çizgi ama çizilmesi lazımdı başında. İstemsiz vurması, kontrolsüz vurması o sayıda sebep oluyormuş. Böyle de kural mı olur diyorum ben yani. Yok, nereden anlayacağız adamın istemli mi vurduğunu? Ayağını uzatıyor, bilinçli şekilde ayağını uzatıyor. Ama dokunması istemsiz olabiliyor şeklinde bir şey varsa bir, yani ben bu açıkça bu konuda ama bununla ilgili kurallar konusunda kendimizi yetiştirememişiz, onu bu, itiraf ediyorum. O yüzden de böyle yorumladık. Tabii doğru söylüyorsun, ama bununla ilgili de hakemlere mesela bu anlatılmış, onu söyleyeyim. Evet, hakemler benim gibi değil tabii, onlar bizim gibi değil. Yani, tabii o ezberleyici 20 tane kural var, değişen 10 tane kural var. Bu değişen 10 tane kuralda hata yapmamalı. Dün mesela bütün hakem yorumcuları birkaç tanesi hariç offside olduğunu söyledi. Yani orada evet, VAR'ın evet, çizgi çizilmesi gerektiğini söylediler. 7 doğru, numaranın offside olduğunu söyledi. Dediler. Offside'dense evet, o futbolcunun vermiş olduğu pasta gol atıldığından dolayı offside olması gerektiğini anlattılar. Çizgi çizilmesi evet, gerekirdi diyorlar. Evet, ama işte burada onu şey yapan Salah'ın dokunması oldu. İnsanları bu fikre. Şimdi orada offside verseydi Galatasaray ve Beşiktaş taraftarları yeri göğü inletiyor olacaktı. Çünkü onlar da kuralları bilmiyor. Ama yani burada aydınlatıcı şeyler olması lazım hemen arkasından. Şunu söyleyeyim. İnsanları anlatan Süleyman, hani gol olsa da o vurduğu anın çizgisinin çizilmesi gerekmez miydi? Biz hep bu çizgiyi görmüyor muyduk pozisyonlarda? Maçta. Ama oyuncuya dokunuyor diye çizmiyor orada. Sebebi o. Hayır, ilk vurduğu an 7 numaralı evet, oyuncu offside. Pozisyon evet, devam ediyor.
Evet, pozisyon devam ediyor. Hemen çalmasın mı anlamında diyorsun? Ama hayır, hayır. İlk topun hayır, hayır. Topun vurduğu an var ya hani. Evet, evet. Giresun'da futbolcu kendi ceza sahasından vurduğu an Fenerbahçe ceza sahasını yani o şey orta sahanın oradaki futbolcunun evet, 7 numara evet, offside olduğunu offside olduğunu söylüyor. Çünkü o 7 numaralı futbolcunun verdiği topla gol geldi. Ondan evet. dolayı o dakikanın çizginin çizilmesi gerektiğini söylüyor. Varın orada çizgi çizmesi gerektiğini söylüyor hakem yorumcuları. Ama aynı Salise içinde Salahi'nin de ayağını uzatması ve topa dokunması var. Aynı Saliseler içinde. Tabii. Yani birbiriyle çok ardışık olarak devam eden bir pozisyon. Tabii hakem hocaları çok daha iyi bilir ama benim kişisel görüşüm bu değişen kuralın bizler tarafından iyi bilinmediği. Evet, ama bilinmiyor. Bunun da bizleri hepimize hataya sürüklediği. Ama hakemlerin hata yapma şansının olmadığını bunu görmek lazım. Çünkü sağdaki hakem görmeyebilir, hata yapabilir. Yani bu devam diyebilir veya offside diyebilir. Bir hata öyle ya da böyle yapabilir veya faulde veya penaltıda ne bileyim. Ama VAR'daki defalarca izleme şansı var. Evet. Onun hatası kabul edilemiyor işte. Onun hatasını hiçbirimiz benimseyemiyoruz ve normal karşılayamıyoruz. VAR'ın hata yapmaması gerekiyor bence. Dolayısıyla burada da eğer böyle bir durum varsa, böyle bir değişiklik varsa kendi aralarında konuşması, ikaz gelmesi ve pozisyonun hakkının ve doğru kararın neyse onun uygulanması gerekiyor. Ama geri dönelim tekrar. Fenerbahçe o golü yemeseydi de maçı 2-3 puan hak edecek top oynamadığı da bir gerçek. Yani takımda değil. Doğru. O da bir ayrı bir cepheden baktığın zaman. Yani onu yemese öbürünü yiyecekti gibi bir durum çıkıyor ortaya. Çünkü sahada isteyen, ısıran, baskı altına alan bir Fenerbahçe yok. Yok, yok. Onu taraftarlar da görüyor. O yüzden bir takım şeylerin değişmesi gerekiyor Fenerbahçe'de. Anladım. Kısa bir ara verelim. Çok kısa bir reklam aramız var. Aradan sonra Süleyman Arat'la sohbetimiz devam edecek. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet, Ters Köşe devam ediyor. Attığımızda Hürriyet Gazetesi spor yazarı sevgili Süleyman Arat var. Koridorlar karıştı. Ne dersin pozisyonla ilgili? Özellikle İrfan Buz ve Osayi yaşanan o olay, ondan sonra sahanın gerilmesi, daha maçın bitişiyle beraber ortalık karıştı. Koridorlarda olaylar oldu. Neler söylersin sevgili Süleyman Arat? Yani, tam bir olmaması gereken şeyler ama şöyle iki tarafın da stresli olduğu bir maç olduğunu kabul edelim. Şimdi Giresunspor'da can çekişiyor yani düşme hattında. Hatta bir arkadaşıma Giresunspor Başkanı geçen gün gittiğimiz bir yemekte ikisi de Giresunlu olduğu için bir sohbet sırasında telefon açtı ve dedi ki buradan düşersek bunun sonu çok daha kötü noktalara kadar gidebilir dedi. Yani Giresun'da gerçek anlamda bir can çekişiyor. Onlar da bu maçı İstanbulspor'a kaybetti. Şey anlamına söylüyorsun hafta, değil mi? Yani düşersek bir daha oradan çıkmamız mümkün değil. Daha alt liglere kadar aynen. gidebilir anlamında. 3'e kadar inebiliriz dedi kendisi. Hı hı. Tabii bunu tabii şimdi sorsan söylemez kabul etmez ama benim yanımdayken şey yaptı dedi bunu. Ki haklı da olabilir. Çünkü transfer yasakları oldu. Ne bileyim yeniden kadro kurmak çok zor. Alt lige indiğin zaman bazı oyuncuları kaybedeceksin. Onlar bunun bilincinde ve bu maçı ölüm kalım maçı haline getirdiler onlar da. Çok gergindiler. Taraftar sayısını gördünüz. Sürekli bayrak sallayan ve oyuna her dakika içinde olan bir Giresun taraftarı gördük. Ve birçok maç böyle değillerdi. Çünkü İstanbulspor'a kaybedince bu maç onlar için hayati önem taşıyan hale geldi. Fenerbahçe cephesine de baktığı zaman aynı şekilde burada kaybedilecek puanın şampiyonluğun kaybedilmesi anlamına geldiğini birçok Fenerbahçeli taraftar, futbolcu, teknik heyet, kenarda kulübede bekleyenler herkes gördüğü için bir gerilimin yaşanması kaçınılmaz. Yine de bence çok acayip böyle ağır noktalara erişmeden daha kötülerini gördük yani biz liglerimizde ama bu da olmasa daha iyi olurdu ama işte stres bazen insanlara bu şekilde tatsızlıklar yaşatabiliyor. Olmasaydı daha iyiydi tabii ama yine de ben çok böyle acayip yumrukların havalarda uçuştuğu, kan gövdeyi götürdüğü bir atmosfer olmamasını yine de sevindirici buluyorum. Evet tabii koridorda tabii maçta hakemlerin yazacağı raporlar falan filan çok önemli. Onu da tekrar belirtelim. Keşke yaşanmasaydı. Tabii ki. Tabii orada İrfan Buz'un da Osayi'yle yapmış olduğu hareket sonrası da kulübede de biraz hareketlenmeler oldu. Evet. Keşke İrfan Hoca onu yapmasaydı da o olmasaydı. Onun devamı çünkü sahaya yansıdı. Onu da söyleyelim. Tabii. Ama şimdi İrfan Hoca da kendi oyuncularını gaza getirmek, taraftarı arkasına almak, yeni geldiği takımda başarılı olmak, o ligde tutmak ve bir sonraki seneyi de garanti altına alma çabasında olan bir teknik adam. Yani bir şeylere bakarken gözlüğümüzü böyle şeyli bakalım yani anlayışla koyalım. Tek tarafta bakmayalım. Anlayışla koyalım işin içine. O da kendi cephesinden kendi rolünü oynuyor. Öyle bakalım oyuna şeye. Aynı şekilde böyle maç İstanbul'da olduğu zaman bir
Fenerbahçeli veya Galatasaraylı, Beşiktaşlı futbolcu veya teknik adam böyle rakibine baskı yapsa, elini itse, maçı kazanmak için bir ambiyans yaratıyor durumu ortaya çıktı. Onu takım için varını yoğunu ortaya koyan kahraman olarak görürüz. Böyle görmek lazım. Yani futbolun içinde bunlar var. Tabii dozajında olmak kaydıyla ve infiale ve büyük kavgalara sebep olacak şekilde olmamak kaydıyla. Son sorum da Arda Güler üzerinden olsun. Newcastle yetkililerinin Arda Güler'in ailesiyle Dubai'de transfer görüşmesi yapmak üzere bir araya geldiği yönde bir haber var. Bugün akşam gazetesinde, akşam spor dış haber özel diye vermiş. Ne dersin? Benim kulağıma böyle bir şey gelmedi ama. Bana da gelmedi, söyleyeyim. Şimdi zaman, yani bu Arda mercek altında olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani Avrupa'nın birçok kulübünün radarında olduğunu biliyoruz. Ama sezon sonunda bu film kopacak tabii ki. Ama yani ben transferden önce dün Arda'nın futbolunu beğenmediğimi parantez içinde söyleyeyim. Ben de hiç beğenmedim Arda'yı. Beğenmedim. Arda'yı çıkarması gerekirdi. Evet, yani dediğim gibi iki yıldız vereceğim oyuncu bulamadım Fenerbahçe'de. Ferdi bile yani her zaman sahanın en iyisi olan, kötü giden takımda bile ateşleyici güç olan Ferdi bile dün vasat noktadaydı. Yani takımda iyi oynayan kimse yoktu. Dolayısıyla da şimdi Arda'nın oysa burada sahneyi alıp atacağı kreatif paslarla takımı önde oynatması, maçı domine etmesi, orada büyük oyunculuğunu göstermesini beklerdim ben. Öyle bir fırsattı çünkü dün ayağına gelen. Ama o da yanında oynamayan arkadaşlarının formsuzluğuna ve isteksizliğine adeta uyudu. Eminim böyle olmasını istemiyordur ama işte burada büyük futbolcu sazı eline alıp takıma oynatacak ve önde oynatacak, maçı domine edecek, maçın kahramanı olarak öne çıkacak oyuncudur. Arda bunu tabii ileride yapacaktır. Oynasaydı bugüne kadar çok daha sık, belki dünkü maçta bu takım maçın önüne çıkacak kahraman rolünü oynamaya aday olarak bir isim olurdu. Ben bir şey daha söyleyeyim. Yani Fenerbahçe'de mesela lider oyuncu yok dedik ya demin, evet, kelimelerle arasında. Hemen Mert Hakan'ı biraz daha böyle hakemlere üzerine gitme anlamında, yani şey anlamında söyleyeyim, iyi bir şey değil. Sağ içerisinde şey pozisyon, bence hayır sağ içerisinde penaltı pozisyonu elde edilmesi anlamında. Kardeşim görmüyor musun işte VAR'a git, bilmemle git anlamında. Ben o tutumunu beğeniyorum açıkçası ama tabii oynadığı futbol anlamında biraz daha hala takımını sıkıntıya sokacak hamleler yapıyor. Evet, yani iyi oynamayan topçunun maçta kahramanlığı olmuyor. Bunu taraftar kabul etmez. Az önce de söylemiştim bunu. Şimdi başka bir şey söyleyeceğim. Takımda liderlik ve sevilen futbolcu anlamında baktığın zaman Fenerbahçe'de bu eksiklik de çok bariz bir şekilde gözüküyor. Şimdi bir taraftar olarak, yani şöyle düşünelim, yani ya sen Fenerbahçe taraftarısın ve yarın forma almak istiyorsun oğluna veya kızının, hı-hı, doğum günü var, kızına Fenerbahçe forması alacaksın ve isim yazdıracaksın. Kimi alırsın Allah'ın zarısı? Kingi mi? Sana bir şey söyleyeyim mi? Sana bir şey söyleyeyim mi? Dün evvelsi gün Fenaryum'a gittim. 3 tane forma aldım. Onu da söyleyeyim. Formalarda fırsat ürünü diye bir şey yapmışlar. Biraz indirimli formalar, onu da belirteyim. Aynı düşüncedeyim, biliyor musun? Kimi yazdırayım diye düşündüm. Yazdıramazsın. Aygün Özüpek yazdırırsın sen. Yok, aldığım kişilerin isimlerini yazdırdım ben sana söyleyeyim. Çünkü yani bir Arda ve Ferdi'den başka gerçekten orada da sıkıntı var. Orada da sıkıntı var. Şey yok. R harfleri yok. Fenaryum'da yoğunluktan dolayı bitmiş, bir de yeni dönem, yeni sezon formalarının farklı karakterli harfleri geldiğinden dolayı yapamıyorlar. Anladın mı demek istediğimi? Öyle bir numara ve şey sıkıntısı var Fenaryum'da. Bu da ayrı bir haber olabilir gazeteler için. Evet, aslında doğru söylüyorsun. Yani şöyle baktığım zaman hızlı hızlı söyleyeyim. King, Rossi, Batshuayi, Samet, Salah, Zayt, Perez, Mert Hakan Yandaş, Valencia, Osayi. Bunların hangisinin formasını alırsın? Hiçbirini almazsın. Hiç kimsenin hiçbirini almıyor. Herkes Arda alıyor. Herkes Ferdi alıyor. Hatta nostalji yapıp geriye gidip Alex alanlar var. Bunun gibi eski fenomen kahramanlardan alanlar var. Ama işte rakiplerin Beşiktaş ve Galatasaray'da böyle forması alınan çok fazla sayıda oyuncu olduğunu da görüyoruz. Bu da Fenerbahçe'nin lider ve sevilen oyuncu eksikliğini bariz bir şekilde gözlerimizin önüne seren bir örnek olarak dikkatlerinize sunarım bunu da. Sevgili Süleyman Arat, çok teşekkürler yayınımıza bağlandığın için. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Herkese iyi bir hafta diliyorum. Sağlıklı ve iyi bir hafta olsun inşallah. Çok mersi. Ayşe İnce demiş ki, selamlar Aygün Bey. Fenerbahçe taraftarı Galatasaray'ı tebrik ederim. Bu akşam Türk futbolunun en kaotik maçı olmaya aday bir maç var. Bütün ipler kopabilir. Hayırlı olsun, ama bana göre büyük olaylara gebe bir maç olabilir demiş Ayşe
İnce. Ali Şimşek demiş ki tabii Jesus şeye sormuş, Süleyman Bey sormuş ama Jesus önümüzdeki sezon için umut veriyor mu demiş. Evet, dün akşam ben pazar günleri, pazar ve pazartesi akşamları, hafta sonları spor programlarını kaçırmamaya çalışıyorum. Dün akşam TGRT Haber TV'de sevgili Ömer Faruk ve Tahir Kum benim için çok önemli iki insandır kendileri. Bilgileri ve belgeleri anlamında önemlidir. Onların söylemiş oldukları şeyler benim için doğrudur. Onların söylemiş olduğu her şey benim için doğrudur. Çünkü kuralları biliyorlar. Değişimi takip ediyorlar. Mesela dün ben TGRT'de programı izlerken Ömer Hocam dedi ki kural değişti dedi. Zalai'nin pozisyonu offside dedi. Ben durdum. Daha önce işte var çizgi çizmeliydi dedi Ömer Faruk Hocam. Kafamda böyle bir durdum. Sonra öbür kanaldan bir Trio'ya bakayım dedim. Bir yandan da TGRT ile Trio arasında gidiyorum. Deniz Çoban da aynısını söyledi. Orada Bülent Hoca da söyledi. Öbür hanımefendi ismi aklıma gelmiyor şimdi. O da kendisini söyledi. Şu an attığımızda da Türkiye Gazetesi ve TGRT Haber TV yorumcusu Ömer Faruk Ünal var. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum. Hocam dün akşam bunu ilk siz söylediniz. Söyleyeyim. Ben bütün kanalları takip etmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Zalai'nin pozisyonunun offside olduğunu ilk siz Türkiye'de siz açıkladınız. Oradan başlayalım isterseniz. Neler söylersiniz? Şimdi bu offside kuralı zaman zaman güncelleniyor. Bu sene başında değişti tekrar. Sene başında değişti. Tabii biraz gündemi güncel olunca daha kolay yorum yapmak oluyor. Şimdi bu tip pozisyonlar çok tartışma konusu oluyor. Burada hakem yorumuna ihtiyaç var. Geçmiş sezonlarda da bu ve buna benzer bir takım pozisyonlar çok tartışılmıştı. Şimdi önce bilerek oynamayı tarif etmek lazım. Yani savunma oyuncusunun bilerek oynaması lazım. Bilerek oynayınca oyuncunun oynaması için topun oyuncunun kontrolünde olması lazım. Hı hı. Oyuncunun ayağı yere sabit olarak basması lazım. Yani her savuşturma bilerek oynamak manasına gelmez. Hı hı. Şimdi burada çizgi çizilmedi. Bir kere en büyük buranın en büyük skandal durumu bu. Çizgi niye çizilmedi? Demek ki VAR bunu bilerek oynadı kabul etti. Yani VAR'daki hakemler bunu bir bilerek oynamaya soktular. Dolayısıyla burada bir offside yok dediler ve çizgi çizilmedi. Şimdi burası çok olmadı yani burası. Niye olmadı? Burada yorumu yapacak kişi VAR değildi. Burada yorumu yapacak kişi sahadaki hakemdir. Hakem gelip seyredecekti. Bunun bir bilerek oynama mı yoksa bilerek oynama değil mi olduğuna yorum yapıp karar verecekti. Ve buna göre karar alınacaktı. Şimdi burada bu pozisyona gelecek olursak Saray topu böyle savuşturmak için bir hamle yapıyor. Topu asla toplu bir kontrol etmiş değil. Topu kontrol edemiyor. Top yüksekten geliyor. Beden olarak da topu kontrol edemiyor. Çok kalitesiz bir temas. Hakem eğitimlerinde kullanılan bir tabir. Kalitesiz bir temas burada var. Hı hı. Yani yeni yoruma göre bu bilerek oynama kabul edilemez. Saray'ın yaptığı kalitesiz bir temastır. Ve bu pozisyon offside diye söyleyebiliriz rahatlıkla. Tabii burada bazı kuralların değiştiğini bizler bilmiyoruz tabii ki. Biz sizlerin yorumlarıyla öğreniyoruz ama acaba hakemlerinden bazıları da bunlarda biraz değişimi unutmuş olabilirler mi hocam? Yok, hakemler de bilir de şimdi burada bir yorum tabii ama yani oradaki vardakiler. Şimdi bakacağız merkez hakem kurulu bundan sonraki haftalarda tayinlerde o vardaki hakemlerle ilgili ne düşünecek? Veyahut da belki bugün yarın öbür gün kuralına göre programı yapılırsa orada bakalım merkez hakem kurulunun bu konudaki görüşü nedir? Ona göre anlayacağız ama yani burada kim derse ki Saray burada bilerek oynadı o zaman bu kimseyi ikna edici olmaz. Yani burada Saray'ın bu topu kontrol edemediğini, kalitesiz bir temas olduğunu, bilerek oynamadığını yani futbolla ilgili düşüncesi olan insanların %90'ı bunu söyleyecektir. Ama burada tabii var. Her halükarda bir çizgi çizmesi lazım. Aynen. Çizgi çizmedi. Bilerek oynadığını kabul etti. En azından buradaki yorumu sahadaki hakeme bırakması gerekiyordu. Yani kendisi burada yorum yapamaz bari. Bunu sahadaki hakemin yarıyor. Önümüzdeki haftalarda bu tip pozisyonlar iptal edildiği zaman bu sefer al başımıza iş o zaman. Fenerbahçe maçında niye böyle yaptınız da burada niye böyle yaptınız diye ortalık yine yangın yeri çevrilecek. Evet. Çok önemli bir konu. İşte bunlar oluyor futbolun
ve ilk tartışmalar orada dediğin gibi. Hocam geçen hafta Abdurrahman Aracı ile ilgili kısmı konuşmuştuk sizle. PFDK'ya sevk edildi Abdurrahman Aracı TFF hukuk müdavili tarafından. Oradan başlayalım isterseniz. Çok da sorun var. Neler söylersiniz Abdurrahman Aracı ile ilgili? Nasıl bir gelecek kendisini bekliyor? Neler söylersiniz? Şimdi Abdurrahman Aracı'nın sevk edildiği madde önemli. Sportmenliğe aykırı hareketten sevk ediliyor. Dolayısıyla burada ceza en az bir yıl hak mahkumiyeti olarak geçiyor. Çünkü madde şöyle diyor, 36. madde diyor ki görevlere ve diğer kişilere en az bir yıl müsabakada soyunulmasına, yedek kulübesine giriş yasağı ve en az bir yıl hak mahrumiyeti cezası verilir. Kulüp Abdülmaz'ın sevgili bir madde bu. Muhtemelen buradaki açıklamayı televizyonda yani basın aracılığı yaptığı için bir yıl hak mahrumiyeti yani kitaba göre, kurallara göre böyle gözüküyor. Tabii disiplin kuruluna sevk edilmiş olması bir hakem derneği genel başkanının önemli. Demek ki futbol federasyonu da bu konuda oldukça bu konuda rahatsız. Şimdi top profesyonel futbol disiplin kurulunda disiplin kurulu bunu geçiştirir mi yoksa hakikaten kurallara göre ceza verir mi bekleyip göreceğiz. Disiplin kurulunun burada çok tarafsız ve objektif olmasını ümit ediyorum ve bekliyorum. Çünkü böyle ligde yarış bu kadar kızışmışken, herkes öpünün altında buzağı ararken, hı hı, futbol federasyonu böyle terametle kazasız belasız ligi bitirtmenin, merkez hakem kurulu aynı şekilde bitirmenin derdindeyken sizin kalkıp bir canlı yayında ekran başında bu kadar hayat tecrübesiniz olmasına rağmen yok Fenerbahçe operasyon yapılıyor, yok hakemlere üst üste Fenerbahçe'nin aleyhine sayı yapıyor falan, bunu böyle bir hakem derneği genel başkanı söylediğiniz zaman o hakemlerden bazıları sizin yönetim kurulu üyeleriniz. Yani kim Mete Kalkavan, kim Ümit Öztürk, kim Yaşar Kemal Uğurlu, kim İbrahim Çağlar Uyarcan. Şimdi bunlar sizin yönetim kurulu üyeleriniz. Kim Samet Çiçek. Bunlar sahada düdük çalan, bayrak kaldıran veya vardı olan hakemler. Onun için bu çok tehlikeli bir açıklama. Ertesi gün bir yazılı açıklamayla bunu böyle biraz tevil edecek olduysa da bu yetmedi, yetmez. Çünkü neden yetmedi? Şunu anlıyoruz. Yönetim kurulundaki bu hakemler hepsi istifa ettiler. Yani onun için zaten şu anda o makamda durması da pek öyle güçlü bir şekilde durduğunu söyleyemeyiz. Onun için burada disiplin kurulundan çıkacak kararı bekliyoruz. Disiplin kurulu verecek karar bence çok daha da işi netleştirecektir. Hocam isterseniz kısa bir araya gidelim. Aradan sonra çünkü bölünmesini istemiyorum. Bir dakika sonra reklam aramız var. İsterseniz erken gidelim reklama. Çok kısa bekletebilir miyim ben size hocam? Tamam peki. Çok kısa bekletelim. Kısa aradan sonra Ömer Faruk hocamızla sohbetimiz devam edecek. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Evet, ters köşe devam ediyor. Attığımızda Türkiye Gazetesi spor yazarı ve TGRT Haber TV yorumcusu Ömer Faruk Ünal var. Hocam son haftalarda özellikle bu siz de bununla ilgili açıklamalar yaptınız. MHK Başkanı Lale Orta'nın gözlemcilere baskı yaptığı yönde çok fazla haberler çıkmaya başladı. Dün akşam Erman Toroğlu da bunu söyledi. Hatta Erman Hoca bir adım daha ileri gitti. Erman Toroğlu şunu dedi ki bu akşam oynanacak Galatasaray-Başakşehir maçının gözlemcisine de hakeme yüksek not verilmesi yönünde baskı yapıldığını söyledi. Neler söylersiniz? Şimdi bakın bu Merkez Hakem Kurulu en çok eleştirilenlerden biri benim. Yani çok ciddi hatalar yaptılar. Fakat bu konu üzerinde eleştirmenin bence çok bir ciddi gerekçesi ya da anlamı yok. Bunu çok net söyleyelim. Şimdi iki gündür yapılan açıklamalara bakıyorsun veya söylenen iddialara, suçlamalara. Bir kere dışarıdaki sade bir vatandaşın anlaması mümkün değil. Yani çok teknik konular, çok böyle işleyişi bilmeyen insanlar bunları çok da ilgisini çekmeyecek konular. Biz onun için kısaca bunu bir özetleyecek olursak şöyle. Şimdi maçlara gözlemci tayin ediliyor ve bu sezon şöyle bir şey yapıldı. Bir tane statta gözlemci var, bir tane de evde var. Yani sahadaki gözlemci de bir rapor yazıyor, evdeki gözlemci de bir rapor yazıyor. Bu raporlar tamamen dijital ortamda yazılıyor. Yani kodluyorsunuz daha doğrusu. Böyle belli kodlar var. O kodları yaptığınız zaman sizin karşınıza bir not çıkıyor. Bu notu gözlemci görmüyor. Yani gözlemcinin orada kod verdiğini gözlemci bilemiyor. Bunu görebilir. Merkez Hakem Kurulu Başkanı görebilir.
Futbol Federasyonu Başkanı yani oradaki raporu görebilirler. Şimdi bu sadece bizim lige mahsus bir şey değil veya bu sezon olmuş bir şey değil. Yani bu çok eskiden beri en az 10-15 yıldır benim hatırladığım kadarıyla ve sadece UEFA'da Şampiyonlar Ligi'nde, Dünya Kupası'nda, Avrupa Şampiyonası'nda olan bir uygulama. Yani şöyle söyleniyor. Diyelim ki rapor yazılmış. Hakem dedi ki bir rapor yazılmış. Merkez Hakem Kurulu bakıyor o raporda. Hakemi desteklemeyen iki tane diyelim ki pozisyon var. Merkez Hakem Kurulu diyor ki bu raporu bir daha gözden geçir. Şu pozisyonlarla ilgili biz hakemin kararı, yani demek o istediği hakemin kararını burada biz haklı oluyoruz. Veyahut da bizim eğitimlerimizde, bizim güncel konularımızda hakemlere biz bu şekilde eğitim verdik. Bu şekilde bunu yapılmasını istedik diyorlar. Gözlemci de tekrar raporu gözden geçiriyor. Eğer ikna olursa değiştiriyor. İkna olmasa değişmez. O serbest tabi özgürdür. Şimdi burada şu var. Söz konusu gözlemci Erol Ersoy Şubat ayında UEFA gözlem listesinin yani biz iki yılda bir gözlemcilerimizi UEFA'da görev yapan gözlemcilerimizi Barış Şimşek'le Erol Ersoy çıktılar. Barış Şimşek Azerbaycan Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'nı yapıyor son 7-8 aydır. Dolayısıyla Barış Şimşek o yüzden çıktı. Erol Ersoy da güncellemeden yani belli sebepler çıkarılmış. Şubat ayında çıktı bu. Şimdi tabii bunun da bir şeyi var. Bir de Fenerbahçe İstanbul Spor maçındaki pozisyonlarla ilgili kendisine böyle bir durum söylenince Merkez Hakem Kurulu tarafından raporu değiştirmiyor ve bunu bir medya mensubuna servis yapıyor. Bütün olayı anlatıyor. Şöyle oldu, böyle oldu, şu oldu, bu oldu. Ve iş buradan çekti. Şimdi bakın, ben Şampiyonlar Ligi'nde de bunun örneklerini biliyorum. Bizim ligde de geçmiş yıllarda da biliyorum. Yani neden bunun böyle bir inisiyatifi vardır? Bunun neden olur? Şundan olur. Aygün. Şimdi hakem çok daha güncelidir. Yani daha fazla eğitim alır. Daha fazla bir kat yapar. Daha fazla günceldir. Fakat diyelim ki hakemliği 20 sene bırakmış. Hiç var hakemliği yani varı hiç görmemiş. Bipli bayrağı görmemiş diyelim ki, tamam mı? Yani onun döneminde işte tesis yok, bipli bayrağı yoktu. Yani kurallar daha farklıydı. Bir kendime yapıyor. Yani hakem sağda hakem daha da böyle işin bir adam. Onun için veyahut da merkez hakem bir 10 defa topluyor veya 20 defa topluyor ama gözlemci bir defa topluyor ya iki defa topluyor. Yani Merkez Hakem Kurulu'nun ne söylediğini hakem daha çok biliyor. Daha çok konuya güncel tutuyor kendisini. Onun için bazen gözlemciler bazı kurallarda veya bazı Merkez Hakem Kurulu'nun talimlerinde habersiz olabiliyorlar. Bunun önüne geçmek için fiiliyatta böyle bir durum. Yani bunu çok böyle bir yere çekmek yani şu oldu bu oldu yani gözlemcinin notu, gözlemcinin tavrı bir de çok böyle bir şeyi etkileyecek, verecek. Ha şu olur. Gözlemci notunu verir. Yani çok aşırı bir kırık not verdi. Merkez Hakem Kurulu da o hakemi o şekilde kırık not olarak onu değerlendirmeyebilir. Önümüzdeki haftalarda o hakeme ihtiyacı vardır. Şimdi biz şu anda 5-6 tane hakemin ceza girdi. Yani açıklandı. Sezon sonuna kadar maç alamayacak. İşte Ali Palat, Sarper, Barış Saka, Arda Kardeşler, Yiğit Aslan. Bunlar sezon sonuna kadar maç alamayacaklar. Şimdi sezon çok sıkıştı, zor duruma geldi. Şimdi sen bazı hakemlerini kullanmak zorundasın. Yani burada çoğu zaman da böyle her şeyde nota bakarak yapamazsın. Çünkü o zaman yani önümüzdeki hafta Fenerbahçe Trabzonspor maçı var. Buraya bir hakem lazım. İşte diyelim ki Galatasaray'ın yine bir kritik maçı olacak. Beşiktaş'ın maçı var. Yani siz burada merkez hakem kurarak inisiyatif sizdedir. Yani raconu sen kesersin. Bu çünkü bunun sorumluluğu sana aittir. Sezon sonunda sen bunun bedelini hesabını vereceksin. Burada gözlemcinin zaman zaman merkez hakem kurulu inisiyatif kullanabilir. Bu her meslekte, her sektörde olabilecek şeylerdir. Yani böyle buradan çok bir yüklü, özel bir mana çıkartmak, özel bir anlam çıkartmak, bu işi çok dikkatle çekmenin çok bir şey olmaz. Gözlemcilerin maça, skora, şuraya buraya test edecek bir durumları yok. Onun için ben buradan çok fazla... Ha, merkez hakem kurulunun yanlışları var mı? Var. Merkez hakem kurulunun hataları yok mu? Var. Yani... Ama buradan Merkez Hakem Kurulu'yla ilgili benim çok böyle suçlayabileceğim bir şey yok. Hocam dün akşam maçta çok gergin anlar da yaşandı biliyorsunuz. İrfan Buz'la Osayi'nin pozisyonu. Maç sonunda Samet'in işte Giresun'da futbolcularla yaşananlar, koridordaki yaşananlar var. Onlarla ilgili neler söylersiniz? Şimdi bu maçlarda Futbol Federasyonu'nun tayin ettiği 3 tane temsilci var. Hı-hı. Ki temsilcilerin bir tanesi tamamen koridoru bakar. Yani tünelde, koridorda olan bitenlere bakar. Dün o tünelde ve koridordaki fotoğraflar çok hiç hoş fotoğraflar değildi.
Yani neredeyse nefes alamayacak durumda. Yani metrekareye belki 5 tane adam düşüyordu. Bir taraf tamamen güvenlikçiler dolmuş, özel güvenlik. Bir tarafta futbolcu veya orada olması gerekir, olmaması gerekir bir sürü insan var. Mutlaka bunlar temsil raporlarında çok ciddi şekilde not edilmiştir. Bu konuda ciddi bir ceza söz konusu olacaktır. Burada sıkıntı şu. Şimdi maç 80 dakika geçti, 87 dakika. Maç çok gergin, 1-1. İki takımda çok şiddetle puan ihtiyacı var. Şimdi orada bir top taça çıkıyor. İrfan Buz Hocam öyle ayağını kaldırıyor, top biraz daha uzağa gitsin diye. Samuel'in, yani hem İrfan Buz'un yaptığı çok hoş değil, hem de Samuel orada gitti İrfan Buz'u, işte yani o anda adrenalin diyelim veya kendini kontrol etti veya bilerek bir isteyerek, bilmiyorum artık, çok böyle çevirdi, hocayı itti. Şimdi hoca itti, zaten o bir anda kulübeler karıştı, birbirine girdi orada, kimin ne yaptığı belli değil. Orada Bahattin Şibrek bir tane Samuel'e sarı kart gösterdi. Bir de Giresunspor yedek kalecisi Onurcan Piri'ye sarı kart gösterdi. Orayı böyle kontrol altına almaya çalıştı böyle iki sarı kartla. Ama yani o bizim saha kenarları bazen çok tuhaf işler oluyor. Yani bizde buna mutlaka Futbol Federasyonu çok daha radikal tedbirler alması gerekir. Yani bu iki kulübenin birbirine böyle bu kadar yaklaşması veya bu kadar birbirini, bak aynısı geçen hafta canlı yayında gelmedi ama Fenerbahçe Beşiktaş Galatasaray derbisinde de yaşandı. Birkaç defa Şenol Güneş'te Okan Buruk arasında da benzer elektriklenmeler yaşandı. Evet, elektriklenmeler oldu. Hatta Şenol Hoca'nın böyle Okan'ın Buruk'un suratına tutan görüntüler de çıktı ortaya. Yani bunlar çok hoş şeyler değil. Bizim bu saha kenarlarında bu ne kadar önemli. Biz mesela ya kardeşim teknik direktörü diyor, dördüncü akşam karışmasın. Adam oyuncuları motive etmek istiyor. Kalkıyor, gidiyor, geliyor. İşte bazen çizgi ilerliyor, şu oluyor, bu oluyor. Bu çok kontrol altına alınmıştı. Bak bundan 4-5 sene önce iki kulübeye kontrol. Ama buna biraz esneyelim, biraz karışmasın. Bu sefer ne oluyor? Teknik direktörün yanında birkaç kişi daha sahaya taktik vermeye çalışıyor. İki kulübe birbirine hemen anında bir tepki veriyor. Anında bir elektriklenme, fiziksel temas, sözlü temas başlıyor. Onun için burada dördüncü hakemlerin biraz daha sorumluluğu artırması lazım. Orada temsilcinin ve diğer görevlilerin de buna dikkat etmesi lazım. Yani bu iki yedek kulübesi mümkün olduğu kadar birbirine uzak tutulması lazım. Birbirine sözlü ya da fiziksel bir temasa izin verilmemesi lazım. Şayet olursa bunu federasyon çok net konuşmalı, net talimat vermeli. Diyelim ki hemen burada kırmızı karta başvurulmalı. Hemen kulübelerdeki ilgili kişiler oyun sahasından dışarı çıkarılmalı. Bakın bu böyle devam ederse, bak her geçen hafta bir tane daha bir sıkıntı yaşıyoruz. Yani bu böyle giderse biz daha büyüklerini yaşarız veya önümüzdeki sezon devam ederse bu sıkıntı yaşarız. Onun için bugünden tedbir almak lazım. Bizim kulübeler maalesef ve maalesef, yani böyle sahadaki oyuncumu motive edeceğim, taktik vereceğim derken rakibe de bir temas veya fiziksel işte sözlü temas oluyor. Bu da hem tribünlere sirayet ediyor. Onun için dün Giresun'daki bence olayların başlangıç noktası burasıdır. Buradan başlamıştır. Sonra İrfan Can Elbayat'ın maçtan sonraki açıklamaları da çok hoş bir konu değil. Yani bunları kulüpler yapmalı. Kulüplerin yetkili ağızları yapmalı. Bir oyuncunun bir kulüple ilgili veya kulüp taraftarıyla ilgili bu tip ifadeleri de olmamalı. Çok doğru değil, çok şık değil. Siz profesyonel oyuncusunuz. Yarın şartlar gelişir, gidersin Giresunspor'un formasını giyersin. Onun için biz buradan bir daha geçmeyelim, buraya gelmeyelim gibi laflar da çok doğru değil. Burada yani oyuncularda da demek büyük bir stres var ama oyuncuların da herkes görevini ve haddini yerini bilmeli. Herkes gerekli gereksiz açıklama yaparsa bu işin sonu gelmez. Zaten kulüpler sağ olsun maçtan önce, maçtan sonra, maç esnasında sürekli yazılı açıklama yapıyor. Ben her zaman diyorum, bu sizin mikrofonlara da çok söyledim. Siz bu kadar sık açıklama yaparsanız açıklamalarınızın tesir gücü kalmadı. Artık bir kulübün sosyal medyadan açıklama yapması gazetelerde neredeyse haber konusu dahi taşımamaya başladı. Hiçbir insanlar artık buraya ilgilenmiyorlar. Ama siz şöyle 2 ayda bir, 3 ayda bir hakikaten çok ihtiyaç duyulduğu anda bir açıklama yaparsanız o zaman gücünüz, tesir gücünüz daha fazla olur. Şimdi her gün yapıyorsunuz, artık bir anlamı kalmadı ki. Yani maçtan önce, maçtan sonra, maç ortasında. Onun için kulüpler bence eğer sözlerini tesir etmesi istiyorlarsa, daha güçlü bir şekilde kamuoyu oluşturmak istiyorlarsa bu açıklamaları ne kadar az yaparlarsa o kadar bence doğru bir yol seçmiş olurlar. Hocam son sorumda hakem atamaları üzerinden olsun, manuel mi atanıyoruz yoksa elektronik mi? Şimdi elimizde 23 tane hakem var. Bunların 6 tanesi yeni çıktı Süper Lig'e. Zaten tecrübe olarak yok, yeterli bir tecrübe de değiller. Hele ligin böyle haftalarında kullanabileceğimiz sayıda hakem çok az.
Bir 3-4 tane de geçen sezon aralar cedel alınmıştı. Onlar da tecrübe olarak henüz belli bir noktaya gelmiş değiller. İşte Arda kardeşler gibi diyelim ki, Ali Palavay gibi FIFA kokart hakemleriniz cezalı durumda. Yani maç vermiyorsunuz. Bu arada ilginçtir. Mesela Ümit Öztürk uzun bir süredir Fenerbahçe Galatasaray maçı alamıyor. Hı hı. Böyle bazı da şeyler var. Yani bazı hakemler belli takımların maçlarında epeydir uzun süredir alamıyorlar. Yani işte Halil Mutmeler hemen hemen son maçı, artık bugünkü maçı son maçı Halil Mutmeler. 20 yaş Dünya Kupası'na gidecek. Yani bugünkü Galatasaray Başakşehir maçı ligi tamamlıyor Halil Mutmeler. Yani elinizde yıkara hakem sayınız belli. Elle tutulur hakem sayınız belli. Maçlar da olsa da. Bir de şu oldu. Maç ne oldu hocam? Hatay'da çekilince Gaziantep Spor. Yani ligde 2 tane maç çekildi. 7 tane maç var. Ve bu 7 maçın da 4 tane önemli maç var. İşte 3 tane şampiyonluğu oynayan takım maçı. Bir tane 2 tane küme düşme altındaki maç. Yani size 4 tane çok formda zinde hakem lazım. Lazım, doğru. Yani bunu belli ölçüde işte algoritmayla yapıyorsun veya yapmıyorsun. Algoritmayla yani çok çünkü... Ha hocayla o zaman tekrar bir bağlantıyı kuralım. Son cümleyi alalım. Çünkü çekmeyen bir yerdeydi herhalde hocamız. Ömer Faruk hocamız. Son bir bağlantıyı kuralım. Çünkü yayında tam anlamıyla hocamızın söylemiş olduğu son cümleler çok anlaşılmadı. Eğer tekrar bir bağlantı kurarsak kendisiyle son cümlelerini alırız. Tabii ligden iki takımın çekilmesiyle beraber, tabii ki şartlardan dolayı maalesef çekilmesiyle beraber, bu sefer hakem sayısında da bağlandı mı hocam? Hocam yayında bir sıkıntı oluştu. Tamam. Şöyle tamamlayalım. Ha, buyurun hocam. Şöyle buyurun. Tamamlayalım. Yani elinizde 3 tane şampiyonluğu yenen takımın maçı diyelim ki kritik. Bir ya da 2 tane de 3 tane kritik maçı. Onun için Merkez Hakem Kurulu her hafta üniformda elinizde 4 hakemini bu maçlara seçip tayin etmek mecburiyetinde. Diyelim ki bir hakem işte bu hafta cezaya düştü veya da yakın tarihte o takım maçına çıkmıştı. O zaman merkez hakem bunu eli daha da zayıflıyor. Bu bazı otomobiller hem otomatik hem yarı otomatik oluyor ya. Evet. Tayinler de bence biraz artık bundan sonraki haftalarda yani yarı otomatik gidecek diyelim. Mesela bu hafta birincilikte bütün maçlar aynı saatte oynandı. Zor maçlardı. Bu birincilikte biz bu hafta Atilla Karalar'ı, Ümit Öztürk'ü, yani birçok Süper Lig hakemleri birincilikte bu hafta. Hatta hemen hemen 6 haftada birincilik Süper Lig hakemiydi. Orayı da dikkat almak zorundasınız. Onun için merkez 2 tane daha kupalı eliminat maçı var. İlk maçlardaki skorlar çok yani belirleyici değil. İkisi de yine zor maç olacaktır. Hem Fenerbahçe Sivas hem Ankara gibi Başakşehir maçları. Kupanın yarı finalleri çift oynanıyor. Yani onun için merkez hakem kurulu bence şu anda bir an önce şöyle kazasız belasız bitirelim. Haziran ayında Futbol Federasyonu Genel Kurulu var. Bütün kurullar değişecektir. Federasyonun da ben çok fazla artık mevcut bu halde devam edeceğini tahmin etmiyorum. Aynen, ben de öyle düşünüyorum. Onun için Futbol Federasyonu bir yıl içerisinde çok büyük ümitler ve hayallerle göreve geldi. Hakikaten insanlarda bir heyecan oluşturmuştu. Ama uygulamalar, yapılanlar. Ben şuna bakarım. Bana birisi çıksın dese ki geçen sezondan şu iş düzeldi. Ya bir şey söyleyeyim. Ya şu bak, şurası çok iyi oldu. Bu düzeldi diyeceğimiz, ben böyle kendimi zorluyorum. Ne düzeldi? Yani hakemler daha mı iyi oldu? Milli bir takım daha mı iyi oldu? Kulüplerin gelirleri daha mı arttı? Altyapılar daha mı gelişti? Ne bileyim, sahalarda şiddet daha mı azaldı? Yani oyun futbol kalitesi mi gelişti? Tribünlerdeki seyirci mi arttı? Yayıncının geliri mi arttı? Yayıncı abone sayısı mı arttı? Yani iyiye giden bu kadar modern statlar var. Bu kadar kulüplerimiz kurumsal bir takım imkanlara kavuştu. Çok tesisleri var. Yani hakikaten Türkiye'ye gelen yabancı futbolcular, yabancı teknik adamlar bunu çok hissediyorlar. Yani bugün siz İtalyan teknik adamlarla, Pirlo'yla konuşun, Montella'ya konuşun veya yabancı hakemlerle, yabancı bir takım Türkiye'ye gelip eğitim alıyorlar. Türkiye'deki fiziki şartlara inanılmaz hayran kalıyorlar. Bu fiziki şartlar Avrupa'nın hiçbirinde yok. Doğru. Yani biz çok büyük imkanlara sahibiz. Yani formasından tut, ayakkabısından tut, her türlü fiziki şartlarda biz çok çok iyiyiz. Ama gel gör ki idari yönden, yönetim yönden başarısızız. Bunda da bence yöneticilerin çok büyük bir sorumluluğu var. Bunun baştaki sebebi kulüplere şirin gözükmek, böyle herkesin dediğini yapmak, çok fazla esnemek, hep cezaları alt limitten kullanmak, o türlerinizi kulüplere teslim ederseniz işte bu hale geliyorsunuz. Hocam çok teşekkürler.
teşekkür ederim. Evet, hattımızda Türkiye Gazetesi Spor yazarı ve TGRT Haber TV yorumcusu Ömer Faruk Ünal vardı. Kendisine çok teşekkür ederim. Bugünlük de Ters Köşe'nin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın. HDI Sigorta, Aygün Özipek'le Ters Köşe'yi sundu. HDI.